Survivor Panorama hafta sonu masamızdan herkese merhabalar. Dora, Ayşe ve Kemal abiyle beraberiz. Güne enerjik başladık. Evet. Masada böyle bir enerjiyle başladık. Aynen. Güzel enerji Kemal abicim getirdin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Abi. İyiyim, gayet keyifli. Güzel bir pazar günü. Sizler nasılsınız? Güzel. Çok iyiyiz. Sen? Müthiş. Akşam keyifliydi. Evet, bir dokunulmazlık stresli oyunu. Stresli bir gece. Ama bilmiyorum sizler de aldınız mı? Ben çok ipucu aldım. Akşamdan çok ipucu aldım. Birazdan onları konuşacağız. Soru şu. Programa başlarken. Daha önceki Survivor'ları izleyen yarışmacı kim? Aziz. Bunu demek isterim ben hemen. Aziz. Daha önceki. Şu an bir film şeridi gibi bence geçiyor. Bence Asena. Asena. Asena da olur, evet, doğru. Katılırım buna. Ya Yusuf da olabilir. Evet. Ben de kesinlikle katılıyorum Aziz. Aziz bana zaten izledi. Bana akşam bu ipuçlarını verdi. Konuşalım. Evet. Ya Aziz zaten izledi. Başından beri konuşuyor. Adam film gibi gidiyor yani. Sanki daha öncekileri görüyoruz. Tap yaptı bu olayda. Aziz, tap yaptı. Ama bak Aziz ipuçlarını izlemiş. Daha önce almış ipuçlarını ama bence şu anda çok yanlış kullanmaya başladı. İşin dozunu kaçırdı. Yani silah şu güne kadar, hatta biz düne kadar konuşurken senin koltuğunun sallanma mevzusunu ben konuşurken hep çok güzel yerlerde çok güzel hamleler yaptığını söyledim. Ama son birkaç günü biraz artık işin dozunu kaçırdı ve hatta akşamın ipuçlarını da göreceğiz. Artık karşı takımın bile bu gözüne çarpar vaziyete geldi. Çünkü hani işin bir yapılma üslubu vardır. Bir yapılış tarzı vardır. Bir de böyle göze soka soka artık elinden bir şey gelmeyip insanların önüne ata ata yapma durumu vardır. Aziz biraz onu yapmaya başladı. Çünkü kontrolün biraz elden kaçtığını hissetti. Kontrol nasıl elden kaçıyor? Performansıyla öne atmaya çalışıyor kendini ama aslında o kadar performansı yok. Kendini güzel bir satmaya çalışıyor, güzel bir algı yaratmaya çalışıyor. Bakıyor çember daraldı, potaya birileri girecek, takım kaybediyor. Geçen haftaki takımlar aynı oldu. Geçen hafta bu takım 4 tane dokunulmazlık kaybetti. Bu hafta aynı takımı tekrar oynayacak. Demek ki 4 dokunulmazlık kaybetme yine adaylar. O yüzden biraz artık dengesi bozuldu. Aslında aynı değil, birebir aynı takım değil. Barış gitti. O zaman madem şöyle yapalım. Nasıl olsun? Aziz'le başladık. Konumuz Aziz'le başladığı için Aziz'in Barış gittikten sonra Özgür üzerine bir eleştirisi oldu. O görüntüleri izleyelim. Ya bunu dün de söyledim zaten. Fragmanda verilmişti. Hani Aziz artık kendini bir üstlükte görüyor herhalde. Ki Barış gittikten sonra artık dengeler biraz daha yerine oturdu gibi bir yorumu var. Tabii Barış'ın gidişi, yani baktığın zaman tabloda hani en zayıf halkanın elenmesi gibi oldu performans açısından. Yoksa karakterine hiçbir şey dediğimiz yok. Bundan sonra tabii müsabakalar daha çekişmeli geçecek. Ne oldu ama? Hani dün gene eğer performanslara bakacak olursak Özgür yine 7-4 yaptı. Ve yani bu 7'de 4 son anda kaçan sayılar vardı. Hatta bir sayıda çok sinirlendi yan takıma arkadaşına. Bana niye doğru direktif vermiyorsunuz diye. Ya bu şu demek. Biz bunu dün de konuştuk. Özgür'ün biraz artık sinirleri daha fazla gerilebilir. Hı hı. Biraz da bu zorluk seviyesi arttıkça biz demiştik ki hani Özgür biraz yukarılardı. Biraz o performansın verdiği dokunulmazlıkla beraber. Hani biraz rahat olduğu için bugüne kadar bu kadar rahat davranması normaldi. Bakalım bundan sonra işler biraz daha ciddileşince Özgür sinirlerini kontrol edebilecek mi diye düşünmüştük. Yani birazcık dokunulmazlığı olduğu için mi, performans birincisi olduğu için mi daha yapıcı olduğunu düşünüyorsunuz? Ya zaten en başta hatırlamıyor musunuz ya Özgür 7'de 7'ler, 7'de 6'lar, 8'de 7'ler yapıyordu. Zaten o ekibini de kurmuştu. Ela Nurlar, Tungalar. Gayet keyif yerindeydi. Elenecek isimleri kendi belirliyordu. İşte hatta arada mevzular olduğu zaman olaylara karışmıyordu. Yani ben etli sütlüye karışmam benim performansım iyi diyordu. Artık öyle bir seviyeye geldi ki Özgür'de gerçekten işler zorlaşınca, o tahtı sallanınca, işin zorlaştığını görünce ama bu normal bir şey. Yani kötü bir şey olarak söylemiyorum. Sadece o kadar rahatlıktan biraz daha zorluğa geçtikten sonra artık Özgür'ün de sinirlerinin gerildiğini görmeye başladık. Hani bu açıdan hani Aziz'e katılabilirim ama hani Özgür özellikle Barış seçiyordu. Barış olmadıktan sonra kazanamayacak. Bakalım Özgür bu kadar sayı alabiliyor mu tekrardan diye bir şeye katılmıyorum. Çünkü Özgür iyi bir yarışmacı. Dün de bunu kanıtladı ama sinirleri gerilecek. Psikolojisi bozulacak. O beğenmediği, o kavgacı tavırda takılan insanların yanına o da katılmak zorunda kalacak. Çünkü burası Survivor. Kimse böyle çelik gibi sinirlerle sonuna kadar ilerleyemiyor. Yani Aziz'e bu yönden katılıyorum sadece. Hı-hı. Artık Özgür'ün de biraz dengesi şaşacak tabii ki de. Şeye katılmıyorum bu arada Aziz'in söylediği. Acaba hani Yusuf geçen hafta bilerek mi sayı kaybediyordu? Nefsiyle aynı takımda olmak için. Ben böyle bir şey yaptığını Yusuf'un hayatta düşünmüyorum. Yani Yusuf'a ben de düşünüyorum. Yani LeBron James'i ver. Benim NBA'de aynı takımda olacağım diye.
Hayatta Yusuf öyle bir şey yapmaz. Yusuf'un zaten hani... söylemlerinden gördük zaten. Bir hafta daha böyle kaybetsem utancımdan dönerim Türkiye'ye şeklinde. Yani hem o laflar hem belki bugüne kadar o yaptığı bizim hoşumuza gitmeyen çok itici gelen tavırları bile zaten hırsından ve azimden ötürü. O yüzden öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani Aziz'in bence dokunmaya çalıştığı yer Özgür'ün artık sinirlerinin biraz daha gerileceği, biraz daha zorlanacağı. Ama bu demek değildir ki sadece Barış'tan sayılı diyor. Özgür kötü bir yarışmacı veya Barış'tan sayılan insanlar kötü yarışmacı demek değil. Sadece Barış performans seviyesinde şu anki oradaki yarışmacı biraz daha gerisinde kalıyordu. Bundan sonra bakalım ne olacak. Yani biz de merak ediyoruz. Hatta Aziz'ciğim kusura bakma, daha bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız zaten. Aziz bir sen gitsen aslında ondan sonra biz zaten insanların nasıl performans verdiğini göreceğiz. Yani şu anda o Barış gittikten sonra bakalım ne olacak dediğin lafa ben de bakalım Aziz gittikten sonra insanlar nasıl olacak diyorum. İlerleyen vakitlerde inşallah benim tezimi çürütür, bir şeyler yapar ama ben o işi pek göremiyorum şu anda. İki sayı kazandı Kübo ödülünde, bir havalarda şu anda. Ya bir havalarda, hele dün kusura bakmayın biraz uzun konuştum ama hele dün konseyde yani o sayıların verdiği özgüvenle Ertuğ'a bir yüklenmeler, o performanstan dem vurmalar. Yani niye evet, konseyin detaylarına zaten var. Geleceğiz yani hani iki sayı aldı şimdi onlar laf ediyor ya. Ya Aziz yani yapma gözünü seveyim, birazdan masadasın merak etme kardeşim. Yok ya Aziz sayı almadan da laf eden bir insan bu arada. Sayı almadığı zaman çenesine vuruyordu ama şimdi sayı aldığı için daha fazla vuruyor bence. Tamam, işte. Durdurak görmedim. İşte sayı alınca hemen sayının gücüyle yani sayı... Yani arkasına o gücü de aldı yani diyelim. Sayıdan dem vuruyor ondan sonra evet. Bir de yani ondan bahsediyor. Özgür'ün hırsı çok fazla artmaya başladı çünkü yanında onu hem motive eden hem de onun çok çok iyi olduğunu söyleyen, işte ona Gandalf denilmesini isterken aynı zamanda bir güç gösterisi sergileyen ama kötülerin yanında aslında iyiliğini böyle çok fazla çıkarmayan, o hırsı çok fazla belli etmesine gerek kalmayan bir dönemdeydi. Çünkü karşısında dediği gibi işte Barışlar vardı, Muratlar vardı filan. Onlarla yarışıyordu ama şimdi iş ciddiye bindi. Daha böyle kritik zamanlara girmeye başladılar. Ve şu an karşısında Osmancan gibi yanında olan insan şu an karşısında. Ve Aziz'in de şu söylemini hani katılmıyorum dediği gibi. Yusuf bilerek vermez. Yusuf çünkü sayı veremediği zaman bile istenmedik şeyler ortaya koyabilen bir isim. O yüzden bunu yapacağını sanmıyorum bilerek. Osmancan da Aziz'in bu söylemine katıldı mesela. İşte evet onu alıyordu falan filan. Ama zamanında Aziz karşıdayken Osmancan da işte Yusuf da Aziz'in üstünden yeterince prim yapıyordu bence. Ya da Barış'ın. Sayıları ya da Barış'ın. Osmancan şey diyor orada tam evet alıyor demiyor da Özgür'ü koruyor biraz orada. İşte yani, mecbur koruyacak adamla yan yana. Şimdi korumasa zaten daha çok tepki. Yok hani Aziz onayladı dedin de ondan dedim. Orada şey diyor Özgür hani öyle alması gerekiyordu, takımın kazanması için alıyordu diyor. Bir nevi aslında bir nevi... Strateji buydu yani. Evet, strateji olarak alıyordu yoksa evet. Bilerek seçmiyordu diyor. Orada bir hani şeyi koruyor Özgür babasını. Ama biz, Özgür babasını koruyor. Ya bir strateji koruyor. Hiç mi değişmez yani? Biz bir sürü şey denerdik önceden ama şu an hep tek şey hani güçlü zayıfı alsın sayısını alsın garantiye oynasın. Niye güçlü güçlüyü almıyordu da öyle sayısını alıp hem iyi gözüküp hem garantiye gitmeye başlamıyor? Mesela ben şeyi çok isterdim. En iyi yarışmacıyla yarışıp onu aslında garanti sayım haline getirmeye çalışmayı daha fazla isterdim. Bu benim için daha büyük bir başarı olurdu. Yani sayı almayan adama herkes sayısını zaten rahatlıkla alır. Kürşat mesela şu an bence elenmesi gereken şöyle bireyselliğe doğru benim için isimler var. Kürşat, Buse ve Aziz. Ama baktığın zaman bu üçlüden elenen isimler bence Kürşat'la Buse olur. Aziz'in daha yolu var gibime geliyor yani. Ki Aziz de bu arada performans anlamında hep performans önemli değil. Performans öncelikli değil. Survivor'da performansın olmadan da var olabilirsin. Bunu savunan yarışmacılardan bir tanesiydi. Ama şimdi kendisi sayı almaya başladıkça başka insanları da performanslarından ve sayı alıp almamalarından vurmaya başladı. Bu konuda ne düşünüyorsun Kemal abicim? Kardeşim. Osmancan, Yusuf. Şu anda aklıma gelenler. Nefise'yi de koyarım. Yok Nefise'yi koymam. Halil. Nefise'yi oraya koymam. Halil. Bunları Halil Özgür, koyar o kesin. Bunları Özgür yendi mi? Evet. Yendi. Barış'la oynaması bence normal bir şey. Hayatım boyunca bir yere gideceğim zaman en sona giderim. Herkes zaten oradadır. Ama en son giden daha çok dikkat çeker. Az solistler sonradan gidiyor. Evet aynen.
görüntü, bütün gözler senin üzerindedir. Senin yaptığın hareket veya girişinde, kıyafetinde, duruşunda, hareketindedir. Özgür böyle bir oyuna girerken sezon başında ben insanları çekebilmem için istatistiğin en yükseğe çıkarması gerektiğini iyi bilenlerden birisi. O yüzden sezon başındaki o yüksek tempoyla oynamasının altında bu yatıyor. Barış'ı seçmesi, evet bazen Barış'ı özellikle seçti. Buna itiraz etmiyorum. Ama geneline baktığında Özgür'ün sırf Barış'la, sırf Aziz'le oynadığını söyleyemeyiz. Genelinde Özgür herkesle oynamış. Ama herkesle oynayıp şu hareketi yapmış. Evet. Bu bir. İki. Sular yüksekken balık karıncayı yer. Ama sular çekilince karıncalar balığı yer. Şimdi Aziz bir karınca örneği alırsak, Özgür'ü de bir balık misal alırsak, Özgür zaman içinde Aziz'leri yedi. Şimdi sular biraz çekildi. Mayıs ayındayız. Hani kuraklık dönemine yavaş yavaş gelindi. Şimdi karınca balığı yemeye çalışıyor. Evet, şu pozisyonda da yiyor mu? Özgür'ün sinir sistemiyle oynadı mı? Oynuyor. Özgür'ün performansını düşürdü mü? Düşürdü. Ama kaçırdığı bir şey var. O sular tekrar yükselecek. Geri gelecek. Eylül gelecek, o sular tekrar yükselecek. 15-20 gün içinde bambaşka bir Özgür izleyeceğiz. Burada Özgür'ü ben kısaca yani itibarsızlaşma durumuna kesinlikle katılmam. Çünkü Özgür bu oyunun en iyilerinden birisi. Yaşıyla Aziz onu yapmaya çalışıyor. Hani Barış çıktı, evet, evet. Görelim bakalım bundan sonra ne olacak demesinin altında bu yatıyor. Bizim makinaymış, göreceğiz. Bunları söylemlerimize söylüyor. Cevap verdin anladım. Bu ne biliyor musun abicim? Suni bir görüntü. Suni ne demek? Yapay. Gerçek yapay, olmayan, evet. Yapay. Hani gerçekleri değilse mindekstir deriz ya. Şu anki görüntü suni. Hı-hı. Özgür'ün psikolojik olarak Küba'ya gitme işinden veyahut da ne bileyim beyin olarak rahatsızlık durumundan Aziz faydalanıyor. Senin laflarına yetişmeye çalışıyorum biliyor musun? Doran'ın... ne demek istiyor? Öyle mi? Doran'ın söylediği gibi şu anki görüntüde iki tane sayı almakla bu işi bir yerlere getiremez. Haklı tarafları var mı Aziz'in? Var. Bazı şeylerde görüntüyü farklı yöne çekiyor mu? Çekiyor. Birazdan konuşacağız. Ama gerçekle hani o suni'yi karıştırmayalım. Şu anki görüntü sadece suni. Aziz'in yapmış olduğu Özgür üzerinde ilk konuştuğumuz için söylüyorum. Tabii. Ertuğ'a geleceğiz. Özgür üzerinde bir baskı oluşturup Özgür'ün kişiliğini farklı gösterme çabasına. Buna girmem. Ben yemem. Zaten. Ben yemem bunu. Ben görüyorum ne olduğunu. Aziz bu arada koltuğum sağlam haberin olsun. Kesinlikle. Ben onu biliyorum. Bir tarafına gelince diğer tarafından baktığınızda bir şeyle çok dikkat çektim. Daha takımlar kurulmadan söylemi çok enteresan. Aynı takımlarla oynayabiliriz. Değişmeyecek hani, bence diyor. Değişmeyecek demesi çok enteresan. Bunu ben de dedim. Bunu sen mi organize ettin yani? Bu kadar mı değil? Hani bir isimle mi değişmez? Bir tanesi karşı tarafa geçmez mi? Bu kadar düzenli, helal olsun. Şu anda oyunun içinde olduğunu gösteriyor. Evet, Adana'nın ağzını güzel tutmuş. Algı operasyonunu çok farklı yere götürüyor. Şeyde konuşulmuş zaten ama Nefise de daha sonra konseyde söylüyor. Hani biz takım arasında bir istişare yaptık. Değişmeyiz hani belki... Ama takım için bir tek Ertuğ'da istişare evet, yapıyorlar. İşte yani sonuçta Cansu'yla artık iyi anlaşıyor. Hani evet. Ertuğ'u alsam mı almasam mı, Kürşat'ı alsak mı almasak mı zaten hatta parkurda bir şey başına, parkur başında Kürşat'la... Şimdi oraya geleceğiz. Kürşat'la Aziz'le konuşuyoruz. Oraya gidiyoruz. Şimdi takım yani, seçmeleri var ama şey ben önce zaten. Ayşe Assolist deyince aklıma dün akşama dair güzel bir... söz söylemek geldi. Sevgili Demet Akalın dün akşam bizi sahnesinde ağırladı. Öyle mi? Demet kardeşim. Sağ olsun, kendisine çok selamlar buradan. Çok keyifli bir akşam geçirdik sayesinde. O yüzden kendisine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kemal abicim. Ben de Demet kardeşimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten hani kalbinin güzelliği yüzüne yansıyan bir insan deriz ya. Onu dün bana bir o kadar güzel sözler söyledi ki anlatılmaz duygulandım. Çok teşekkür ederim kendisine. Hani o üst perdeden konuşan Demet diye birisi yok. O halkın içinden, insanların içinden beraber hareket eden bir insan. İşte sen de dün örneklerinden evet, birini kesinlikle. Gördün. O yüzden hani bizim bir de daimi izleyicilerimizden. Evet, Allah'a her zaman izliyor ve destekliyor. Hiç kaçırmıyor bizi. Ve onun da nokta atışları var. Onu da görüyorum. Ona selamlar olsun.
Okan kardeşime de selamlar olsun. Onunla inşallah bir gün maça gideceğim Allah izin verirse. Aramız biraz bozuk eskiden. Şimdi herhalde buzlar eridi. Arada yazışıyoruz. Çok güzel tespitleri var. Ben de çok selam söylüyorum. Evet. Pop'un kraliçesini. Evet. Peki o zaman şimdi yeni takımlar oluştu. Yine takım kaptanları Nefise ve Yusuf oldu. İzleyelim bakalım o görüntüleri. Evet, takımlar değişmedi. Yine aynı kaldı. Hiçbir değişiklik yok. Doracığım, ne diyorsun bu konuya? Evet, yani değişebilecek iki tane unsur vardı. Ya Yusuf ilk tercihte Cansu'yu alacaktı. Ya da Nefise Ertuğ yerine Kürşat'ı alacaktı. Ama tabii oyunlar zorlaşıyor. Ya da en başta Özgür'ü alabilirdi aslında Nefise. Hani Osmancan'ı almak yerine. Ama işte Osmancan'la yani o bozulmaz, o arkadaşlığı bozmazdı. Zaten onlar hep aralarımızda yani bir numara Yusuf Nefise için, iki numara Osmancan. Hani Özgür üçüncü opsiyonu erkeklerde olarak görüyor. Hani o yüzden değişebilecek bir tek o vardı diyorum. Dün ben onun da eleştirisini yaptım. Şimdi o kadar mevzunuz var. Bir gün önce daha dün işte hani ağzıma çakacaktın, çaksana laflarını yapıyorsun. Yani sadece oyun içinde bilmiyorum. Ben yapmazdım mesela. Hani o kadar sevmediğim, o kadar arkamdan laf ettiğini bildiğim, o kadar suratına bakmaya artık tenezzül etmediğim insana takımı almazdım. Ama tabii biraz da mantıklı düşündü diyelim. Duygusallığı tamamen kenara bırakmış demek ki. Çünkü ödüllerin büyüdüğünün farkında. Geçen hafta aile ödülü vardı. Ondan sonra Küba ödülü vardı. Ama tabii bir de şu etken var. Barış gitti. Yani geçen hafta Barış'ın performansına baktım ben. 21 oyunun 19'unu kaybetmiş. Şimdi bu da bir etkendir. Şimdi aynı takımla devam etmek de çok kötü bir seçenek değil. Neden değil? Barış gitti. Şimdi Barış gittiğince 21 oyun demek ne demek? Yani takımın 5'te 1 oyunun neredeyse, hadi 6'da 1 olsun, oyununu komple çöpe atmışsın demek gibi bir şey yani. Bakalım bu hafta işe yarayacak mı? Tabii yine memnun değiller takımdan. Yine takımlar arası çekişme ön planda olacak kesinlikle. Ama bakalım yani ben de merak ediyorum. Barış gittikten sonra bakalım Aziz ne yapacak? O kadar ettiği lafları doldurabilecek mi? Aziz'deki yükseliş ne kadar devam edecek? Şimdi tamam Aziz, hani Barış gitti tamam eyvallah. Şimdi Özgür senle oynayacak. Evet, beklentiyi büyütüyor. Şimdi bakalım o kadar az önce verdiğin röportajın altını doldurabilecek misin? Hı-hı. Yaptığın algının altını doldurabilecek misin? Kusura bakma, iki oyun kazandın. Şimdi senin bu takımda yani hem Barış'ın hem kendi yükünün tırtlaman lazım ki biz sana diyelim ki Nefise'ye yararlı bir birey oldun. Bakalım göreceğiz. Değişik bir kadro olmadı. Aynı kadrolar ama Barış'ın gidişi dediğim gibi belki onları bir adım öne geçirebilir bu sefer. Bakalım. Ayşe'cim ne ya dersin? Eğer bu konuşulduysa hani takımlar aynı kalsın gibisinden, niye böyle tek tek yaptılar da direkt hani biz aynı takımları korumak istiyoruz demediler? Çünkü ben aynısını demiştim, demelerini bekledim dün yani. Ama takım kaptanları konuşmamış ki, kendi aralarında konuşmuşlar onlar. Yani. Evet işte ben hani takım kaptanları konuştu sanmıştım ama hani şey oyun öncesi falan bazen yok, oluyor yok. Ya. Sonra yani ben Ertuğ'u almasında bir gariplik görmedim. Çünkü hani ne kadar tartışsan da sonuçta Kürşat'a Ertuğ arasında bir baktığın zaman tabii ki Ertuğ hani en azından bitiricilik olarak daha fazla ön planda. Çocuğu hani best of'a çıkardıkları zaman oluyor. Atışlarının çok daha iyi tuttuğu zamanlarda sayı aldığı önemli yerler oluyor. O yüzden bence almasına normal. Böyle garipsemedim ama hani şu olmasaydı, Kürşat'ın yerine başka daha tercih edebileceği aynı Ertuğ ile aynı düzeyde bir isim olsaydı kesinlikle Ertuğ'u tercih etmeyeceğini biliyorum yani. Peki sana şöyle sorsam mesela. Şimdi Ertuğ ile mesela tartışıyorlar. Geçen oyunda Aziz ile kavgası saatlerce sürdü, hatta 45 dakika falan sürdü dediler orada Muratçı ile. Şimdi öyle bir tartışma yaşanıyor mesela oyunda. Bir de Kürşat var. Şimdi dünkü oyunda Kürşat'a baktım mesela. Yusuf'a sürekli böyle bir motivasyon veriyor. Sürekli böyle bir hadi iyisin yaparsın veriyor. Şimdi bakıyorum ortalamalara. Kürşat'ın ortalaması %45 mesela. Ertuğ'un ortalaması %49. Genel tabloya baktığın zaman. Yani şimdi adı huzuru açısından. Takım şimdi takımda bir motivasyon kaynağım var. Bir de 45 dakika tartıştığım bir adam var. Aralarında da hani tam onlar bu istatistiği bilmiyorlar belki ama hani %5, %4 diyeyim. Hadi onlar kafalarında %10 en kötüsünü hesaplamış olsunlar. Nefise, bir de Nefise'nin özel bir olayı var Ertuğ'la. Yani bir laf var, evet. Bir laf duymuş. Hatta daha başka laflar da duymuş. Şimdi böyle bir tartıya, teraziye koyduğun zaman da mı hiç garip gelmiyor mesela? Ama şimdi şöyle bir şey var. Kürşat Yusuf'la iken mi iyi, moral motivasyonu yüksek ya da yükseltmeye çalışan seviyor. Bir Kürşat yoksa diğer tarafta da mı aynısını yapabilecek bir Kürşat? Mesela yok. Bu beni düşündürür. Yani Yusuf'a onda, karşı onda, ekstra bir motive edici belki şey evet, var. Araları çünkü çok iyi. İlk onu Kürşat'la alabiliyor Yusuf mesela. Şeyde Yusuf en sona kaldı mesela Kürşat'ı alacağı yere. Hani direkt o motivesini, o yakınlığını çok hissettiriyor konuşmalarında seçerken. Ben birazcık hani Yusuf'a karşı
karşı özel bir motive şekli var gibi gördüm. Ben almazdım. Ben Ertuğ'u almazdım. Kesinlikle almazdım. Ama işte Ertuğ'da ki bitiricilik Kürşat'ta yok. Kürşat gelişini atan bir insan. Yani o tutarsa atıyor, tutmazsa hiç yok. Ama tuttuğu da çok nadir oluyor. Hı-hı. O yüzden ben Ertuğ'u almasını... Ertuğ çok hızlı bir yarışmacı, çok güçlü bir yarışmacı. Evet. Herhangi bir güç yarışı olduğu zaman falan. Mesela Ertuğ çok daha artısı olan bir yarışmacı. Ya güç oyunu şu anda bence bundan sonra dokunmazlıkları bir tane veya iki tane çıkar. Bir şeye takmazsa yani. Ertuğ tamam. Ya evet, takmazsa tamam da işte bilmiyorum ya. Çok da böyle biri Aziz, biri Özgür değil yani, anladın mı? Biri herkesin Kürşat, biri Ertuğ. Yani. Ertuğ kafası bir karıştığı zaman sıfırlar çıkıyor. Yani şu anda baktığın evet. zaman hani son haftalarda performansı Aziz'le neredeyse başa baş. Ondan bahsediyorum. Kürşat'ın belki daha bir... Yani Kürşat'ın onlardan performansı son haftalarda daha bile iyidir. Yani o bakımdan söyledim. Ya ben kavga ettiğim bir adam. Arada da takımın aklını karıştırıyor. Mevzulara sokuyor. Bir tarafta da Kürşat. Hani sayı alıyor almıyor ama takımda sürekli pozitif etkisi var. Adam da iyiyim. Adam da beni eğlendiriyor. Adada bir ambiyans sağlıyor ki bunların hepsi zaten başta kırmızı takımdı. Yani Yusuf, Nefise, Kürşat, Cansu hepsi kırmızı takımdaydı. Hani zaten böyle bir harmonileri vardır yani. Ondan bahsediyorum. Bak bir şey ama... değil mi? Abicim, sen ne diyorsun? Ha, pardon. Ben şimdi sevgili yönetmenim, takımları bir daha şey verebilir miyiz? Lede. Şimdi arkadaşlar. Buyur hocam. Topumuzu alalım. Efendim hocam. Futbolda bir takım galip gelmişse o takımın teknik hocası o takımı bozmaz. Doğru mu? Doğru. Bu tabi kız değil mi? İdeal 11'i bellidir. Aynen. Ama bir takım bir ay önceki hafta mağlup olmuşsa o takımın hocası takım içinde rotasyona gider. Maçı tekrarlar ki izler. Nerede hata yapılmış da biz mağlup olmuşuz? Nerede gol yemişiz? Nereden kişisel hata veyahut da sistemsel hata olmuş da biz gol yemişiz, mağlup olmuşuz diye analiz eder. Evet. Soru bu. Aynen öyle. Soru şu. Geçen hafta kim mağlup oldu? Kırmızı. Kaçta kaç? Dörtte. Dörtte sıfır da yaptı. Dörtte sıfır. Geçen hafta takımına bakalım. Aynı. Nefise, Osmancan, Ertuğ, Cansu, Aziz. Mağlup olan takım. Bir fark var ama. Barış mı? Yani. Tamam. Geliyorum. Mavi takıma dönüyorum. Yusuf, Özgür, Kürşat, Buse, Asena. Bu takımın hocası, yani teknik direktörü şu anki görüntüyle Yusuf. Takımı oluştururken zaten geçen hafta galip gelen bir takım var. Evet. Ben bu takımı niye bozayım diyor. Tabii, haklı olarak. Haklı olarak burası 1-0 önde başlıyor. Ben şimdi soruyorum Nefise'ye. Sen hangi kriterlere göre bunu düşündün de bu takımı oluşturdun? 4'te 4 mağlubiyet almış bir takım. Bence de yanlış. Barış'ı, arkadaşlar bütün oyunlar Barış'ın yüzünden gitmedi. Yok yok yok, ben sana katılıyorum hani, bu arada. Canım, evet, bu bir bu gerçek. Arada, yok, aralarında yaşanan gerginlikler de aynen, çok etkili oldu. Bu kadar mağlubiyet alan bir takım. Yani ne biliyor musun? Yol geçen onu olmuş. Aynen. Herkes sağdan gelmiş, soldan gitmiş, ortadan vurmuşlar. Her pozisyon gol olmuş. Ya bu takımda 2-3 tane 2-3 kişiyi değiştirirsin hoca olarak. En kötüsü bir adamı değiştirirsin. Kimdir bu adam? Kimi değiştirir? Ertuğ. Ertuğ. Ya sen zaten onunla kanlı bıçaklısın. Aynen. Sen onunla diyalog halinde değilsin. Sen onu istemiyorsun. Yan yana bile durmak istemiyorsun. Ve sen tercih hakkını Ertuğ'dan yana konuşuyorsun. Sen bana katılıyorsun o zaman. Bence Survivor'da kazanmanın en büyük özelliği motivasyon olması. Kesinlikle. Motivasyon fazla olursa kazanırsın. Eksik olursa kaybedersin. Motivasyon daha az olur hem. Bu motivasyon sırf Nefise ile Ertuğ arasında olan bir sıkıntı değil. Osmancan Ertuğ. Cansu Ali es geçiyorum. Aziz Ertuğ. Takımın içinde %60. 3 kişiyi sayarsak %60'ın Ertuğ ile bir sıkıntısı var. %60 ya, büyük bir rakam. Takımın kamburu diyebiliriz. Aynen. Ve enteresan, ilginç bir olay. Takım bu kararı verirken birlikte hareket ediyor. Nefise diyor ki Osmancan. Ertuğ kalsın mı? Kalsın mı? Osman diyor ki kalsın. Aziz'e soruyorlar. Evet kalsın. Arkadaşlar bu ne periz, bu ne lan oturuşu? Sebebini söyleyebilir miyim? Evet. Benim düşündüğüm Ertuğ'u potaya sokacak bir isim olarak gördükleri için. Yok canım yani.
Kaybettiklerinde öyle oldu zaten. İlk buradan Kürşat'ı alsa. Niye Aziz yazılmadı da Ertuğ? Kürşat'ı alsa. Kürşat'ı alsalar Kürşat'ı sokmazlar mıydı? Ama Ertuğ'un gitmesini istiyorlar. Kürşat zaten kolay lokma. Ertuğ yine bir yerinden dişli bir rakip. En azından onu bireyselliğe geçmeden eleyelim gitsin diye senin, olabilirler. Senin sisteminden geliyorum. Senin düşüncenden geliyorum. Şunu mu söylüyorsun? Bu takım zaten bu hafta da mağlup olacak. 4'te 4 mağlubi olacak. 4'te 4 değil ama. Ertuğ bir tanesini bir kaybetseler direkt Ertuğ'u zaten yazdı. Arkadaşlar. Potaya 4 kişi giriyor. Bir tek Ertuğ sokunca Ertuğ gitmiyor. Hayır ki. Evet. 4 bu, kişi giriyor. Bu nasıl bir mantıktır hayır, ya? Hayır gitmesi için Joker eleman şimdiye kadar bir sürü ismi kullanmadılar ama mı? Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer böyle bir taktikte eğer Ertuğ takımını alırsan sen 4 kişi bir taraf olmuş oluyorsun. Ertuğ zaten tek öyle oluyor. Evet, o tek olan her zaman SMS'e daha güçlü olur. Yani sen hem sevmediğin bir adamı sürekli tartıştığın bir adamı takımına alıyorsun. Ama bunu düşünüyorlar. Şu olay, ama şu olay, şu takım seçmesi. Ertuğ'a bu yaptıklarının Ertuğ'a pozitif anlamda dönebileceğini düşünmüyorlar. Ya Aziz niye üstüne oynadı konseyde Ertuğ'un? O ayrı mevzu. O Ertuğ'u başka pozisyona gözü. Ama o zaman diyorum ki arkadaşlar ya sen kendi takımının bir haftalık da olsa huzurunu, bir haftalık da olsa dokunulmazlık almayı, bir haftada olsa ödüllere gitmeyi istemez misin? Masadayız ya hep beraber oturuyoruz. Siz benden memnun değilsiniz ve her zaman beni burada görmek mecburiyetindesiniz. Demez misin ya bu gitsin de başka biri gelsin en azından bir rahatlayayım demez ben misin? Ben derim mesela. O zaman Nefise sen var gidi nasıl yaparsın ya? Tamam Osmancan'ı aldın itirazım yok. Cansu'yu da aldın. Ya Aziz de başarılı olur. Kürşat'la bir deneme düşünmez mi insan ya? O zaman ben var ya Ertuğ'a helal olsun diyorum. Demek ki bu adamlar hani senin karakterini sevmiyor. Seni sadece kas gücü olarak, atlet gücü zaten olarak alıyorlar. Demek ki Ertuğ onların gözünde bu Survivor'a bir yerde damga vurmuş o zaman yani. Helal olsun diyeceğim ben. Ya Ertuğ'un bu saatten sonraki tavrı çok önemli evet bence. Yani burada bu saatten sonraki duruşu çok önemli. Yani bu kadar olayın üstüne gidip de başka bir duruş sergilemeye başlarsa bu saatten sonra Ertuğ daha farklı bir yere çekebilir. Ya Ertuğ, abicim pardon özür dilerim Ayşe. Ertuğ'un şu dünkü izlenimlerinden sonra gerçekten kendisinde olmadığını, ağızdan çıkanı kulağının duymadığını, şimdi bir bölümünü izleyeceğiz birazdan. Onları çok net gördüm. Ertuğ şu anda hani beden olarak orada olabilir ama ruh, fizik olarak görüntüde orada hiç abi yok. Abi Ertuğ nerede koptu biliyor musun? O kızlara cevap vermek için Asena'yla yanında kim kalmıştı en son? Senem galiba. Asena'yla Senem için yerlerde seviye arıyorum dedi ya. Bak, hayır, oradan şeyde, sonra cevap vermeye evet başladı ya orada bitti Ertuğ. O seviyeyi... Abiciğim hayır vermiş olabilirsin ama ondan sonra insan bir kendini düzeltmez mi? Kontrol etmez gitti mi? Muhasebe abi, yapmaz gitti mı? Ya ben burada hata yapıyorum, burada yapmıyorum veyahut da 36 yaşındayım. Benim hareketlerim, davranışlarım biraz daha dikkat etmem lazım. İnsanlarla konuşurken seviyeyi senin deyimiyle biraz daha kontrolü geçmem lazım. Saygıda belki de hata ediyorum. Bak, demez misin? Gelir gelmez Ertuğ'u Zeynep söylediği için ben birazcık eleştirmiştim. Ama o konseyde Ertuğ mesela çok güzel ifade etti kendini. Gelir gelmez yazılmamı doğru bulmuyorum vesaire. Cümleleri çok iyi kurdu. Ama sonrasında bir sessiz Ertuğ ve performansına odaklı bir Ertuğ gösterdi. Yazıldığına pişman etti. Ama sonrasında o seviye yerlerde aramaya cevap vermeye karşılıklı mavi diyaloglara girdi. Mavi takım onunla dalaşmaya evet dalaştı ve onlara cevap verdiği gün Ertuğ kaybetti. Ya Ertuğ kaybetti demem ben açıkçası. Bir de o yani Zeynep'in sen Zeynep örneği verdin orada çok güzel cümleler kurdu dedin ama o Zeynep'in orada da çok takıldı. O da çok takıldı yazdım yani kurduğu cümleler yani hani Türkçe imla noktalama olarak belki güzeldi ama çok altı dolu cümleler değildi yani. Hayır, beni niye yazdı? Ben daha kendimi gösteremedim. Hani genelde yedeklerin yaptığı bir konuşmadır ya, bu. Işte, ama en azından çok başarılıydı da giriş yaptığı zaman da bayağı bir sayı aldı. Tamam. Ya Zeynep de arası olmadığı için onu yazdığını söylemiş. Ya şunu söyleyeyim hani şöyle potaya soktu Zeynep ondan sonra inanılmaz bir konuşma yaptı bizim hayır, hepimizi kadar etkiledi falan diye bir konuşması yoktu zaten. Şu anki gibi davranmadı yani onun altını çizdi. İşte bence işte. Kayış koptu tamam, yani. Zaten ondan bahsediyorum ona cevap vereceğim zaten şimdi. Dünya kayışı bu. Ertuğ'da o stresi çok iyi idare edememe evet durumu var. Yani kafada bir şeyler kuruyor sonra ağzından böyle yanlış bir şey çıkıyor ama mesela ben seyirci olarak aslında onun ağzından yanlışlıkla çıktığını anlayabiliyorum. Aslında kurmak istediği cümleyi anlayabiliyorum. Çünkü o duyguyu bana veriyor. Bakışları, jestleri, mimiklerinde. Ağzından yanlış bir şey çıksa bile hani Ertuğ içindeki niyeti ben anlayabiliyorum. Hani kimisi böyle bir şey der ben onu demek isterim. Yani inanmazsın ya. Ama bu Ertuğ da bana tam tersi olarak yani. Ertuğ gerçekten yani cümle kurmaya çalışıyor.
afallıyor ya, böyle bir şey söylüyor. Bak işte Dora, bunu gördüğün halde niye takımını hala istersin? Ya bak, İşte onu diyorum. İşte kiralık, sadece kaskıcı olarak istiyorlar. Futbolda kiralık dönem vardır hadi. Futbolcuyu kiralık gönderirsin. Hı-hı. Orada biraz pişer. Tekrar gelirsin. Ya bir hafta gönder ya. Kiralık olarak gönder. Karşı takıma gönder. Orada biraz pişsin. Aynen. Sonra gel. Geçen bu haftanın özetinde. Tamam, Osman Can'ı istiyorsun. Osman Can çok mu başarılı? Değil. Özgür'le gir. Özgür'ü al. Hani Özgür'le bir çançı yap. Yok, Osman Can'ı hayatta yani, yani Ertuğrul'dur bu saatten sonra ona laf edildiğinde seçmeseydiniz o zaman kardeşim deme hakkı var evet, mesela. Evet. Kesinlikle. Aynen. Benim takımına. İşte, aynen. İşte onu diyecek. Yani. O stresi o lafları söyleyecek şekilde yönetemiyor. Ve ben bu hareketten Ertuğ'u gitgide finale doğru yaklaştırdığını düşünüyorum zaten. Ben de katılıyorum bu arada. Bu kadar yani, üstüne gidilmesi Ertuğ'un kesinlikle. Pozitif ya. Yani istediği kadar kendini ifade edemesin. İstediği kadar tutuk olsun. 2-3 tane şey söylüyor. Ben orada Ertuğrul'un bir duygusunu alıyorum. Gereksiz bir yüklenmelerini görüyorum Ertuğrul'a. Diyorum ki Ertuğrul bundan sonra eğer bu seçimler yapılırsa finale doğru gider. Ama Dora, burada sana katılmıyorum. Eğer Ertuğrul'un bu konuşmalarıyla finale gidecekse... Hangi konuşmalar abi, ne yaptı ki adam? Ya dün yılan dedi ya. Yılan kelimesini kullandı. Ödemedi abi yılan. Yılan dedi. Ben hayır, özellikle 3 defa 4 defa dedim. Şimdi konseye geçmeden önce konuşacağım. O yalan gibi sen bir şey dedi. Ağzı dolandı. Ben özellikle sonra tekrardan dinledim. Oyun esnasında Osman Can'ın küpleri devrildi. Öyle bir şanssızlık yaşadı. O görüntüleri izleyelim. Evet, Osman Can'ın başına talihsiz bir an geldi ve rüzgardan küpleri devrildi. Ve sonrasında da bir tepki verdi. Doracığım, ne diyorsun? Ben nasıl ifade edeceğimi bilemedim bir o anda. Bir tepki verdi. Bir tepki verdi. Ama nasıl bir tepki? Bir bip bip tepki değil mi? Bir bip 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 sesini duyduğumuz bir tepki. Orada doğadasın, Survivor. Geçen gün Aziz'in gözüne güneş geldiği için isyanlarda. Şimdi Osman Can rüzgar geldiği için isyanlarda. Hakikaten. Bizim zamanımızda böyle denge şeyleri vardı. Tir tir titriyordu böyle şey. Biz laf ediyorduk ama yani ne yapalım yani. Doğadasın yani. Herkes aynı koşullarda. Evet abi. Rüzgarın hatası. Herkes rüzgar aynı. O sene yolmuş diyor. Yaprak almaya çalışırken rüzgar yukarıdan evet. Yaprak rüzgar yani uçtu, alamadı falan. Şimdi bunları zaten kabul edememelerini ayrı bir geçtim. Hani gelesin. Hani Aziz'inki gene böyle tatlı bir isyandı. Ya Osman Can pes ya. Yani herkes maalesef ne söylediğini anladı zaten. Yani bu kurgu ekibi, burada çalışan insanlar... Sen güzel gözük diye orayı kesmek zorunda mı? Sen tepkini vereceksin. Ondan sonra mesela bunlar zaten televizyonda yayınlanamaz. Güzel gözüksün diye değil de zaten rütük kuralları. Hayır, bu şey şundan bahsediyorum. Ben öyle bir hareket yapacağım ki mesela bu nasıl televizyonda gösterilemez. Bunu nasıl olsa keserler bir yerde. Ekip bir şekilde yardımcı oluyor. Benim bu kadar rahatlıkla söyleyeyim. Ben rahatlıkla söyleyeyim. Ağzıma geleni söyleyeyim. Yani şimdi bak bizim yani kendi dönemimden biliyorum. Ben bir kere biplenmeyen bir insan olduğum için karşı taraf bip 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 bip, ben bir laf ediyorum, vav, Dora bir laf etti, anladın mı? Yani karşı taraf bip 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 bip, vav, Dora bir laf daha etti. Bipsiz bir laf edince. Şimdi ben bu yüzden biplenenlere ayrı bir takığım. Senin biplendiğin lafı, senin biplendiğin lafı ben yiyorum ama seyirci bana laf ettiğini görmüyor. Anladın mı? Yani terbiyesizlik. Ne diyeyim şimdi? Terbiyeli mi diyeyim ben Osman Can'a yani? Doğru ya. Terbiyeli mi diyeyim ya? Terbiyesizlik. Sen bunu biliyorsun, karşı taraf görmeyecek. Bir şekilde söylenemeyecek bir laf olduğunu biliyorsun. Yayınlanmayacak zannediyorsun. Ama karşı hepimiz gördük. Sen böyle yapmaları devam et. Hatta orada birbirlerine insanlar da o lafları söylemeye devam etsinler. Vallahi isteyen biplensin, istenmeyen biplenmesin ama yani ben o duyguyu gerçekten alıyorum. Herkes onu öyle yapsın. Dingo'nun ağrı... Hayır, sonradan Survivor Dingo'nun ağrına dönsün. Yani... Belki de ağzından kötü söz çıkmaya en müsait ortam Survivor. Hı-hı. Çünkü açlıkla mücadele ediyorsun, sinirler tepende, insanlarla uğraşıyorsun. Bir tane yuvarlak nesneyle abuk sabuk şekillerdeki başka nesneleri vurmaya çalışıyorsun yani. Hani belki de en böyle insana kötü söz söyleyebileceği ortam zaten sunulmuş sana. Sen burada kendini koruyabiliyor musun, koruyamıyor musun? Benim gözümde Osman Can koruyamadı. Çizgiyi çekti. Sinirini kontrol edemiyor olması zaten aslında. Kontrol edemiyor. Bir kişiye edilmiş bir laf tabii. Değil aslında yani. Ya zaten kontrol rüzgarı edemiyor. Ediyor ama yine de. Hayır de hiç sinir değil ki. Geçen gün nokta nokta hatırsızları. Ondan önceki zamanda nokta 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 nokta. Osmancı'nın zaten fazla cümle kuran bir insan değil zaten. Hani biz Survivor'da Osmancı'nın tiratlarını tanımıyoruz Osmancı'nı. Osmancı'nın eğer Survivor kariyerine bakarsam dörtte biri bip 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 ya. Bunlar mı takılacağız biz ya? Bunu mu yorumlayacağım ben burada? Hayır, yani, merak ediyorum biliyor musun? Osman Can der mi bir zaman sonra güneş doğmasın? Bugün istemiyorum güneş doğmasını. Veyahut da... Turum'un şova dönüyormuş. Eylül geliyor. Sonbahar olmasın abi. Yağmur yağmasın. İstemiyorum. Bu nasıl bir düşünce mantalitesi ya?
Hani ilk defa abi. İlk defa böyle rüzgara hani tamam anlık bir olay hani, olur da. Vay benim şey, şansıma dermiş dersin, gibi. Aynı benim böyle. Oldu mesela başıma ne geldi. Rüzgara ne demek ya? Ağladım. Abi şaka ya, gibi dersin. Ya vallahi bak, şaka hayır, gibi bak, ya. Dersin. Dersin. Hay şansıma değersin ya. Kaybettiğin bir şey ya. Ne biçim, evet, ne biçim rüzgar bu dersin. Bana denk gel dersin. Olur mu böyle şey dersin. Prodüksiyona seslenirsin bir şey. Ama abi Türkiye'nin en çok izlenen programındasın ya. Bir, yani o lafı kullanma lütfen ya. Tabii canım her yaştan herkes izliyor yani. Evet. Ya orada mesela bir sorsa bir tane çocuk ne dedi o abi ben anlamadım anne baba bir şey dese mesela nasıl açıklayacaksın rüzgara? Rüzgara bir şey demedi anneciğim. Bir şey dedi. Yani bip geliyor orada. Yani çocuk sorsa anne ne dedi bu? Ha, ne diyeceksin şimdi? Yani bak olay ne biliyor musun arkadaşlar? Biz şimdi burada bu konuşmaları Osmanca'nın söylemlerinden bir tanesini söylesek biz burada dar ağacına konuluruz. Tabii üç gün kapanır ya. Sen nasıl bunu söylersin? Biz yokuz. Aynen sen nasıl bunları konuşursun? Ama arada arkadaşlar istedikleri gibi rahatlıkla hani sırf onlar streste, sırf onlar zorluk çekiyor. Hayatın her döneminde ya ne insanlar var mücadele ediyor, hastalıkla mücadele ediyor, ekonomik olarak mücadele ediyor. Ailesinde mücadele ediyor, özel hayatında bir şeylerle mücadele ediyor. Herkesin hayatı. Osmancan da onlardan biri. Yani Osmancan da bunlardan biri. Yani evet. Sen bunu bilen bir insan olarak burada ya biraz da şükür ya şükür Allah'a şükür olsun. Milyonlarca insan içinden ben buraya seçilmişim. Ben burada yarışıyorum. İnsanlar beni izliyor. Ve şunu düşünmesi ne olursa olsun bu insanlar beni izliyor. Benim konuşmalarıma, davranışlarıma göre beni değerlendirecekler. İstanbul'a döneceğim. İnsanların karşısına çıktığımda nasıl olmam gerektiğini en azından otokontrol sistemini yapmaz mısın ya? Yapma. Biz burada canlıyı yapıyoruz. 90 kere kafamızdan geçenleri süzgeçten geçirip de bir kelime de söylemeye çalışıyoruz. Sen bunu rahatlıkla saydır. Yani. Doğaya say, birisi doğaya saydırıyor. Birisi arkadaşlarına saydırıyor. Tabii, tabii. Yok öyle bir şey ya. Bunları var ya bak ben sana söyleyeyim bu biplenen arkadaşları alacaksın. Başka bir adaya koyacaksın. Diyeceksin ki sen yarışacaksın ama seni yayınlamayacağız. Ama seni yayınlamayacağız yani. Sen yarışacaksın yine kazanırsan yemeğin var, kazanırsan ödülün var, kazanırsan seyahatin var diyeceksin. Ama seni yayınlamayacağız. Bir tane küfür çıkmaz biliyor musun? Evet. Evet. Çünkü o kadar hırs olmaz. Nasıl yayınlamıyor? Bir de atışı da vermeyeceksin. Hırs hayali yapmıyor. Hırs olmaz. Anladın mı? Sen madem izlendiğin için hırs yapıyorsan o zaman izlendiğin için dikkat edeceksin. Doğru. Bunun matematiği bu, bundan bahsediyor. Rüzgarın azizliği diyelim. Rüzgarın azizliği. Osmancan'ı azizlik etti diyelim. Peki, Aziz'le Kürşat parkur başında kulis yapmışlar. O görüntüleri izleyelim. Bu benim, bu benim. Tamam. Dokunmayın. Evet, bizim aslında burada konuştuğumuz takım seçmelerindeki acaba Kürşat kırmızı takıma geçmeli mi geçmemeli mi konusunu Aziz de diyor. Biz seninle aynı takımda olsak aslında fena olmazdı. İsmini vermeyeyim ama diyor mağdur olurdu herhalde. Evet. Ertuğ'dan bahsettiğini düşünüyorum. Aynen. Kemal abicim sana bırakıyorum sözü. Top bende şimdi biraz böyle 2-3 çalım yapayım. Bir link yapayım. Ben şeyini falan anlamadım. Aynı takımda olamayız da. Bir dakika sana soracağım çünkü. Aynı takımda olamayız da aynı adada oluruz belki. Ne demeye çalıştı anlamadım. Bireysele dönerse. Hep beraber olacağız ya, o zamana kadar kalırız tamam, anlamında okay. Söyledi. Öyle tahmin değişik ediyorum. Çünkü. Şimdi seyircilerimizden özellikle Survivor'ı takip edenlerden gözlerinin önüne bir sahne getirmelerini istiyorum. Geçen sene böyle oyun başı Nagihan'la Sema oyunun başında konuşma yapıyorlar ikisi. Şu aynen şöyle. Seda'nın gittiği olaydan sonra, gittiği haftanın sonrası. Sema diyor ki bundan sonra görelim bakalım diyor. O adada pilavı kim yapacak diyor. Kim annelik yapacak. Hmm. Seda'yı öven konuşmalar. Hmm. Nagihan da ona destek veriyor. Biz diyor burada iflahımız kesiliyor diyor. Her yarışmaya biz çıkıyoruz diyor. Şu ana kadar ki hani görüntülere bakıldığında haklılar mı? Haklılar. Survivor'ın 3 tane isminden ikisidir Nagihan da Sema. Ama bunları şeyde konuşurken oyun başında aslında şunu yapıyorlar seyirciye. Bakın biz buranın en güçleriyiz. Biz burada kalmak istiyoruz. Sakın yanlış yapmayın. Bizi de elemeyin. Ben bunu geçen sene söyledim. Şu anda şu görüntü geçen seneyle aynı kopya kağıdı. Bunu gitmek istemeyen iki yarışmacının konuşması. Bak net. Bunu
Ertuğ duyuyor mu? Hayır. Kırmızı takım duyuyor mu? Kimse duymuyor. Mavi takım duyuyor mu? Kim duyuyor? Kendi aralarında. Seyirci duyuyor. Evet. Bu seyirciye algıdır. Bu Aziz tarafından Kürşat'ta yan rol. Hani daha doğrusu ne güzel değerlendiriyor. Duvar şöyle söyleyeyim. Hani topu duvara çarptırıp istediğin yere yönlendirirsin ya. Aziz duvara çarptırıyor, istediği yere yönlendiriyor. Görüntü bu. Aziz'in yaptığı algı operasyonu Ertuğ'a. Bak onu da nereden anlıyoruz? Mağdur etmeyelim. Ertuğ duymuyor ki bunu, mağdur olsun. Hani oradan mağdur, beni konuştunuz demiyor ki. Bunu seyirciye anlatıyor. Aziz programın başında sordu dedim ya, kim bu yarışmayı izlemiş? Evet. İzleyen Aziz. Aziz gerçekten oyunu kuralına göre oynuyor. Survivor'ı çok iyi analiz etmiş, izleyerek gelmiş. O ağzındaki kelimeleri üretmesi, avukatlık mesleğinden kaynaklanan bir destek var. Bunu da burada muhteşem gösteriyor. Artı buna bir de son iki haftadır performansını ekledi. Diyor ki durun arkadaşlar, top bende, bundan sonra ben hareket ediyorum. Ama bu Aziz'i ne kadar kurtarır, ne kadar kurtarmaz ayrı mevzu. Ertuğ öyle bir algı oluşturuldu ki Ertuğ'un üzerinde. Ertuğ da hani biz barış için söylerdik, kendisini anlatamıyor, ifade edemiyor. Ertuğ da şu anda kendisini anlatamıyor. Doğru cümleleri kuramıyor, doğru kelimeleri bulamıyor. O yüzden de üzerine gelindikçe, daha da baskı yedikçe, bazı insanlar öyledir. Baskı yedikçe hatasını daha fazla. Ama bazı insanlar vardır, o baskılardan, o kaostan beslenir. Aziz gibi, Aziz orada en iyi şekilde kullananlardan birisi. Ama çocuk kartları açık oynadı, baştan ben böyleyim dedi. Evet ya. Evet. En azından burada, bunu burada itiraz yok. Bak evet. Aziz, hani söylediklerinin yarısından çoğu doğru mudur? Evet, doğrudur. Yani. Ama dolduruyor kesin. Dolduruyor. Algı bölümünde çok iyi işliyor. Bu bölüm bana sırf o görüntüyü anlattı. Seyirciye bir algı operasyonu yapıyor. Ertuğ mağdura yatıyor. Ondan dolayı da siz de gerekeni yapın. Ertuğ'u gönderin. Bakalım seyircimiz ne diyecek? Bu çok kopya oluyor ama ya. Hani ben mesela birilerini izleyip, ben mesela çok Survivor'ı izlememiştim daha önce. Pandemide işte herkesin senesinde çok fazla kitlenenlerden ve başvuruyu da öyle yapmıştım. Hani böyle izleyip gitsem belki ben de birilerine örnek alırdım. Ama ben hiç izleyemediğim için hep dedim ki örnek almaya değil, örnek olmaya gidiyorum o zaman ben. Ve hani hep öyle olmaya çalıştım ama şimdi mesela birilerini örnek alıp gittiyse, izleyip gittiyse mesela biz aslında başka birini izliyoruz. Aziz'i de izlemiyoruz. Aslında yani tek birisinden değil de birçok kişiden bir şeyleri almış, Survivor matematiğini çözerek nasıl yaptı acaba? Öyle oturdu saatlerce. Analiz etmiş olabilir gerçekten. İnanılmaz yani. Bir kaderi var bence Aziz'in. Artık kaderini kendi karakteri çizdiği için yani izleyince bir şekilde karakteri oturuyor. Yani kendi karakterine uyan şeyleri seçmiştir. Arkadaşlar pardon. Sen bir kapattı. Anne varıyor. Yeni doldu mu herhalde bilmiyor. Anneciğim yayındayım şu anda. Sonra konuşalım mı? Öpüyoruz evlerinizden. Selamlar çok kendisine. Yani o karakteri izleyince sonuçta benimsemiştir. Nasıl küçük bir çocuk film izleyince kendini o süper kahraman zanneder ya, Aziz de izleyince bir şeyler almıştır onlardan. Yani yaratmaya çalıştığı algı çok enteresan. Biz seninle beraber aynı takımda olursak güçsüz olmayız diyor. Yani gerçekten çok isterdim. Ertuğ büyük ihtimalle Aziz'den başka bir takıma gittiği zaman onları çok güzel ezerdi gibi geliyor bana. Yani şu anda bu güçsüz olmayız lafını 2-3 tane sayı almış, onlara dayanarak söylüyor ama şimdi ben birazdan istatistikleri şeyde konuşmak istiyorum. Konsey VTR'sinde konuşmak istiyorum. Eğer burada Aziz de gerçekten eğer kameraların bu görüntüyü bize yansıtacağını düşünüyorsa enteresan bir algı yapmaya çalışmış. Yani düşünüyordur tabii. Belki çok istemiş ama onlar zaten adadayken de görüşmüşler Nefise. Kürşat alalım demiş, güçsüz olmayız demiş. O muhabbetleri zaten burada gelip anlatıyor. Ama maalesef Aziz işler öyle değil. Yani algıyı çok güzel yaratıyorsun. Bende bile yarattı biliyor musun? Ciddi söylüyorum, bende bile yarattı. Yani dedim ki ya Aziz geçen hafta ne yaptı acaba? Hani sayı anlamında Ertuğ'un sayıları ve benim sayıları yani ve Aziz'in sayıları arasında ne kadar fark var diye ben merak ettim. Yani hatta şimdi söyleyeyim, gelmişken söyleyeyim. Evet yani biraz istatistik değerlendirmesi yapabiliriz. Biraz söyleyeyim, şimdi küp oyunu geçtim. Tamam, küp oyununda Aziz'in çok eline bakan bir atış vardı. Küp oyununda Aziz aldı takımı, küp oyunu. Tamam. Evet. Özetle bu. Bizi küp oyunu kazandı. Aynen. Şimdi ben öyle tweet attım zaten valla. Şundan bahsediyorum. Aziz parkurları yıkıp gelmedi. Aziz'in çok eline bakan bir atış vardı. Evet. Hatta başındaki yapboz da çok Aziz'e bakıyordu. Yani o yapbozun ve o atışın Aziz'e denk gelmesi 20 oyunda bir olur. Yani onda 8 yaptı çünkü oyunu yanlış hatırlamıyorsam.
Yani aldı götürdü takımı Küba'ya. Ama bu demek değil ki Aziz inanılmaz erken geldi, işte her şeyi çok güzel çözdü. Bundan sonraki parkurların hepsini hala şu anda Aziz... Ama bazen erken gelmek önemli değil ki. Hayır, yani sonuçta baktığın zaman şimdi Ertuğ'la... Bazı oyunlar evet hızlılığa bakar ama bazı oyunlarda Aziz'le, Ertuğ'u parkura koy. Yani 5 gün peşi sıra parkura koy. O atışlardan biri Aziz'e bakar. Hadi iki tanesi Aziz'e baksın. Parkurda da Ertuğ sürekli önde gelir. Evet. Çok Aziz'e bakan bir puzzle ve atış yoksa. Ondan sonra baktım en son dokunmazlık oyununda, daha işte dün akşam oynadıkları oyunda neler olmuş. O Ertuğ'a sürekli laf eden, kendi çok sayılar alan Aziz. Aziz iki sayı almış. 5-2. Ertuğ bir sayı eksik kalmış sadece. 5-1. Önce mini oyun vardı ondan önceki gün. Aziz 1-0. Ertuğ da 1-0. Hani ben ezdim, Ertuğ da performans ortaya koymalı, ben koyuyorum diyor ya, ondan bahsediyorum. Dokunulmazlık oyunu geçen haftaki Aziz 4-0, Ertuğ 5-1. Bu 4-0 kaybettikleri oyunlardan bahsediyorum. Dokunulmazlık oyunu Aziz 3-1, Ertuğ 4-1. İletişim oyununda Aziz 8-3, Ertuğ 4-3. Böyle oyunlar oynandı geçen hafta. Bu evet, geçen hafta oyunları ve Aziz dün akşam bize dedi ki... Bu takım niye tekrar aynı takım oluştu? Onun açıklaması. Anladın mı? Detayı. Yani, dün de 5-2 yapmış, Ertuğ da 5-1 yapmış. Dün sadece, dünkü oyunda sadece Ertuğ'dan bir tane sayı fazla almış. Bir de Küba oyunu var. Ama baktığın zaman mangalda Küba bırakmıyor. Ben öyleyim, ben böyleyim. Ben seninle aynı takımda olsam güçlü olmazdık. Algıyı çok iyi yapıyorsunuz. Ertuğ şimdi mağdur olmasınlar falanlar filanlar. Yani... sataşacağı ve şu anda zayıf halk olarak gördüğü, yani daha doğrusu zayıf halka şöyle diyeyim, takımdaki arkadaşlarını manipüle edip yazılabilecek tek adam Ertuğ olarak görüyor. Şimdi başka takıma gitse, belki Kürşat kendi takımına gelse, arkadaşlarını bu kadar Ertuğ üzerinde manipüle edemeyecek belki. Tabii. Ya bakma şimdi, Aziz'in de hoşuna gidiyor. Hatta Nefise'yle tartışıyorlar. Aziz arkadaş sürekli bir laf attı muhabbetinde. İlerleyen VTR'de göreceğiz. Aziz'in yaptığı bu yaptığı şeyler, algılar malgılar falan filan, hepsi altı boş. Ondan bahsediyorum Aziz ben sadece. Aziz mi Ertuğ'yeler, Ertuğ mu Aziz'yeler? Bence şu anda Ertuğ Aziz'e epey bir fark atar gibi geliyor. Ertuğ mu eler Aziz'e? Ertuğ Aziz'e eler. Ama Aziz 11 potadan çıktı diyebiliyor. Tamam. Yani hem ben... biraz potada yorulmuş olabilir, hem de belki bu tavırları birazcık daha artık eksiye düşürüyor olabilir onu. Aziz'in sempatik olduğu dönemler oldu. Aziz'in sempatik olduğu dönemler oldu. Gerçekten sayı kaybederken, kaybetse bile, hani bir sayı aldığı zaman bile biz Aziz'e helal olsun diyorduk. Bak sayı aldı adam diyorduk. Güzel yerlerden yakalıyordu ama ne zaman ki yanlış yerlerden yakalıyor, işte söylediklerinin %60-%70'i gerçek diyoruz değil mi? Ama o ne zaman ki %30'a geliyor, Aziz'in altını dolduramadığı, sadece iftira, sadece laf taşıma, sadece insanları kötüleme, sadece hakaret, sadece aklına gelen bir insanın Survivor'ın başından beri, baştan sonra seceresini sıralamaya başlıyor, o zaman ben Aziz'den soğuyorum. Ve ne zaman ki artık çember daraldı, ne zaman ki ödüller büyüdü, ne zaman ki tehlikenin daha çok farkına vardı, Aziz senin koltuğun daha çok sallanıyor abi. Bu hafta sayı alan bir Aziz, ama dediğim gibi o kadar inanılmaz sayılar alan da bir Aziz değil, ama ona rağmen o güç zehirlenmesini şu kadarcık sayıyla bile yaşayabilen bir Aziz. Yani bu Survivor'daki... Okları Ertuğ'a çevirmeye çalışan, evet, yani bu Survivor'da... Ki çevirdi de bence. Survivor'daki bu sayı alanın diğerlerini küçültmesi... Destekleri de var. Destek de var. Ama halk tarafından acaba aynı şekilde i̇şte, görülüyor evet, mu? İşte evet. Ona bakmak lazım. Ona bakmak lazım. Ertuğ hariç herkes Ertuğ'u yazıyor yani. Bence şu anda Ertuğ'un herkesten daha fazla... Hayır ya arkadaşlar, şey en çok komik olan taraf ne biliyor musun? Bütün takım olay veriyor. Ertuğ alalım. İlk yazılan isim Ertuğ. Hepsini sevmedi adam. Ya şaka gibi. Hariç, Cansu evet. Cansu hariç. Cansu bambaşka ya. Herkesin... Cansu bambaşka. Yine de o da yazmış. İlan etti. Hayır, yazabilir. Performansından yazar. Dolayı yazıyor. Ama Cansu adalet sistemini en iyi çalıştıran evet, insan. Evet. Şu adadaki evet, en güvendiğim, ben gözüm kapalı, hani derler ya altınları götür onun yanına teslim et, aradan zaman geçsin sonra git orada sadece tozunu şey alırsın mi? O altınları. O altınlar hepsi orada oldu, duruyordur. Bu kadar güvenli, bu kadar muhteşem bir kız Cansu ya. Cansu da ama mavi takımdayken Ertuğ ile çok tartışıyordu, üstüne gidiyordu. Hatırlıyorum ben. Bir özgürlü o rüzgar mı esti bilmem ne muhabbetinde abicim, de Cansu yüklendi Ertuğ'a. Hayır, ama şu an Ertuğ yani. Ertuğ çok sütten çıkmış ak kaşık değil. Demiyorum. Buna tabii, hiç itirazımız yok zaten. Herkesi yani. Çıldırır. Çünkü Ertuğ ağzından çıkanı bilmiyor, duymuyor. Evet.
kulağından nasıl o sesin geldiğini farkında değil. Ya söylediğin kelime ilk önce itiraz ediyor. Demedim böyle diyor. Aradan zaman geçiyor. Evet böyle söyledim diyor. İki kere vurdumla iki kere ağzını kırarım aynı şey değil diyor. Tabii tabii. Nedir yani? Yok Survivor'da kolay tahammül edecek. Geleceğiz o konulara denk. Evet. Bu konuların hepsine reklam geleceğiz. Ama ayrı. Reklamlardan sonra diyeceğim. Konuşamıyoruz. Biz konuşamıyoruz. Reklamlardan burada. Sonra konseyde neler oldu onları değerlendireceğiz. Son anda kaybedilen bir oyun Osman Can'ın yıkıldığı anlar ve Yusuf'un Osman Can'a dair de güzel sözleri oldu. Kemal abicim ne diyorsun bu görüntülere? Kazanınca ne kadar güzel değil mi? Güzel bir Yusuf izliyoruz. Herkes mutlu. Anlayışlı. Bütün takım birbirine kenetlenmiş. Kürşat Alay çekiyor evet, yanında. Dediğin gibi anlayışlı. Kürşat Alay çekiyor. Özgür o kaybettiklerini unutmuş. O da takımla birlikte hani... Haydi'yi o da yaptı değil mi? Yanlış evet, görmediysen. Evet, evet. Hani oyun sevincini beraber yaptılar Haydi. Ne deriz? Mavi takım takım değil. Takım olamıyor. Ama şu anki mavi takım bir takım olmuş vaziyette. Arka arkaya 5. galibiyet. Yanlış sayılmıyor. Evet, yani evet. Dokunulmazlıkta arka arkaya 5. galibiyet. Müthiş bir başarı. Evet. Hani bazen oyun o son saniyede sana da döner. O tarafa da gider. Kırılma anıdır. Orada kırılma anı Osman Can'dan tarafa döndü. Yusuf kazandı. Zor. Hani dokunulmazlık gitti. Ben şimdi Osman Can şunu düşündüğünü çok net biliyorum. Nasıl olsa yazılmayacağım. Ama o hamburgerde yenir ya. O adada nasıl gider biliyor musun hamburger? Hani aslanlar gibi gününü geçirirsin. O yüzden de çok güzel bir ödül. Çok güzel de bir mücadele. Hani biz seyirci olarak ne deriz? Böyle mücadeleye can kurban. Son ana kadar gelmiş. İki tarafta ne kadar oyunun içinde birbirlerine şey de olsa, küçük de yollu laflar söylese de oyunun finalinde ve özellikle seremonide söylenen sözler çok güzel. İşte Yusuf'u böyle görmek isterim ben. Böyle olgunlukla. Sevincine ayrı bir parantez açıyorum. Ya bir insanın bir sevinci olur. Bir, devamlı olur. Bak küçük oğlum onun taklidi yapıyor. Yusuf Yıldız yani onu işletmişsin. Oradan devam et abi. Niye başka kanallara giriyorsun? Oradan devam et. İnsanların kafasında kalmış. Ben net. Niye? Evet insanların kafasında çeşitlilik kalmış. Çeşitlilik iyidir abi. Orada, olacak ya. Hayır çeşitlilik iyidir ama. Ha, çok güzel değil ayrı. Ha, yani bazen öyle kaçırıyor ki. İpin ucu. Sen şey diyorsun zaten bir tane çok beni sevmediğim sevincim var. İkinci sevmediğim sevincim değil. Hayır. Bir tane ben, sevdiğimizi ben, at ortaya ediyorsun. Bir de evde ekstra olarak izliyorsun galiba bu sevinci Kemal. Bak yemin ediyorum. Bunu görmek istemiyorsun galiba evde. Çünkü yani küçük oğlum ay, öyle bir olmuş ki sırf oğlumdan da değil. Karşı tarafımda da kardeşim oturuyor. Onun da oğlu yeğenim. İkisi birlikte birbirlerine iyi olan hareketi. Hani bak birisi 19 yaşında biri 20 yaşında oğlum 20 yaşında. Hani o jenerasyonu yakalamışsın. O senle birlikte gelmiş yani. Çok keyifli götürüyorsun. Bu söylemlerin çok güzel. Oyuna verdiğin görüntü çok güzel. Performansın iyi. Buradan devam et. Zaten kalmış şurada 1-1,5 ay. Başka kanallara girersen hem şampiyonluktan olursun hem insanların gözündeki o eski görüntü silinir. Son bölüm ekrana gelir. O yüzden ben keyif aldım. Dünkü oyundan keyif aldım. Mücadeleden keyif aldım. Kesinlikle. Çok 3-2 abi. Kıran kırana geçmiş işte. Bayrak yarışına kadar gelmiş. Yani Özgür ve Asena'nın beraber hareket ettiği, birbirlerine evet, destek verdi. Hani müthiş bir olay ya. Evet. Gerçekten müthiş bir olay. Yani... Tebrik ediyorum gönülleri, mavi takımı. Şu peki... güzel görüntü veren Özgür. Bir şey mi diyecektin? Evet Ayşe'ye şu özür dilerim herkesten tamam. Akşama beni yazın diyen Osman Can'la ilgili bir sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Hemen de yazarlar zaten. Yani kız seni takımına kaptan olmuş ilk alıyor. Sen yani o minnettarlığı göstereceğini... Birazcık nankörlük var yani altında. Yani, anladın mı? Mağduriyet yaratıp algı evet, yaratma. Birazcık o var yani. Hani niye böyle bir algı, böyle bir mağduriyete giriyorsun? Yani bütün hiç şanssızlıklar... Bunlar... Bak Osman Can'da şey geçen çok hafta var. Da yaptı aynısını. Evet kötü enerjiyi çok fazla çekiyor. Hani bir kere yapamadı mesela. Bir şeyle ilgili sıkıntı yaşadı. O bir şeyi öyle bir kötü şey yapıyor ki işte rüzgarla ilgili muhabbet mesela. Hani bir şeye çok fazla taktığı için ve yoğunlaştığı için bir daha aynısını yaşama durumu çok oluyor. Hı hı. Ucundan bir sürü sayılar kaçtı oluyor. Hepimiz de kaçtı. Ama bu moral motivasyonuna yansıyabilir. Konuşmak isteyemeyebilirsin. Ama beni yazın. Ya senden önce yazılacak isimler varken bunu demen dediği gibi algı operasyonu tamamen bence. Üzülmüş olabilir. Anlıyorum. Yani bir duymadığımız onun ağzından kalmıştı. Onu da duyduk. Hayır, geçen hafta da söyledi. Be-
dönüyorsun dedi. O da Ertuğrul'la olan kavgası. Ya yani. Şey hani bir yani, o kalmıştı. Aynen. Baktığın zaman çerçeveye bir o da oldu. Bir de yazılmayacağını bildiği halde. Yani mesela işte bu birazcık artistik gibi geliyor bana. Zaten yazmayacaksınız da yalandan söyleyeyim hani ben. Bir yazılırım. Hani öyle oluyor biraz. Yani. Yusuf'un... Hiç girmedi değil mi? Pardon Ayşe. Girdi mi hiç Osman Kota'ya? Yok, girmedi. Hani gerçekten merak edilen isimlerden Yusuf, birisi. Yusuf, Nefise, Osmancan ve Özgür galiba girmedi hiç. Evet. 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 Dördü girmedi. Zaten girmemeli de bence. Onun haricinde Yusuf'un dediği gibi güzel söylemleri var ama keşke işte hep böyle kazanılırken değil de gerçekten böyle dişe diş rakibinle yarıştıktan ve kaybettikten sonra da aynı olgunluğu gösterebilse. Ben bunu asıl o zaman gördüğüm zaman işte helal olsun adam kaybetmesine rağmen hem rakibini takdir ediyor hem de kendini bozmadan yoluna devam ediyor. Çünkü ertesi güne kendini motive edebiliyor diye ben bunu söylerim burada kesinlikle es geçmem. Bir de şey Murat'a dedi ya Yusuf senin gibi yiyeceğim onu diye. Ben onu çok derdim Murat'a. Murat'ın öyle bir yemesi var ki o aç haliyle bile insana gerçekten çok kötü hissettiriyor onu yerken. Hep diyordum kocaman ısır benim için de ısır. Onun için yediği için de teşekkür ederim. Ben de aynısını yapıyordum Yusuf. Ben Ayşe'ye şurada bir söylemine katılmıyorum. Hani dedin ya potaya girmemeleri lazım diye. Bence bazı yarışmacıların potaya girip bir kendini kontrol etmesi lazım. Hani nedir, ben durumum nedir? Ben performans olarak dedim onu yani. Tabii ki realite olarak baktığın zaman çok yanlışları olan isimler. Çünkü öyle şu ana kadar Survivor hayatımızda öyle şeyler gördük diye güçlü bir kere potaya girip de potadan elenenleri işte, çok gördük. Tabii hani gördüm. Bir kendini bir tartsın, bir baksın acaba nedir, ne değildir. Bunu arkadaşlarınla konuşacak. Yani samimiyetle sen diyorsun yani algı. Ben de senden fikrim algı yapıyor. Yazılmayacağını bildiği halde sen zaten oradaki ikinci adamsın Nefise ile birlikte hareket edensin. Sen kimin yazılıp kimin yazılacağını bilmiyor musun? Biliyor tabii. Kimin oraya gireceğini bilmiyor musun? Bu algı. Bunun özeti bu ama bazen check-in yapmakta yarar var ya diye düşünüyorum. Öyle deyip bir de Ertuğ yazıyor ya. Bu da çok komik bir sahne ya. Beni yazın deyip ondan sonra konuşup Ertuğ yazmışsınız gibi bir görüntü var. Baktığında dördünüz de aynı fikirdeniz. Ondan sonra mağdura yatma Ertuğ. Ya bir de Ertuğ'a da mağdura yatma Ertuğ. Osmancan geçen olaylardan sonra yazılmadıysa bir daha hiç yazılmaz zaten kolay kolay. Ya bu ben şey dedim. Pazarladığı günden sonra yazılmadı ya. O atı şeylerden mi diyorsun yani, değil mi? Yani bir gidecekti potaya. Benim yazılmamaları da lazımdan kastım. Şimdi baktığın zaman kendilerini yazamadıkları için şu anda onlara takımlarının ihtiyaçları var sayı almaları ve oyun kazanmaları için mecburen tabii ki yazılmamaları gerekiyor. Ama baktığın zaman senin dediğin gibi bazen böyle tartışma kısmında ve sergiledikleri performans sonunda. Bireysel'e dönünce bakalım. Evet bireysel değişiyor. Evet. Şeyler mutlaka ki. Dorotik sen ne diyorsun görüntülere? Yani Yusuf'u aldığı sayılardan ve özellikle son sayıdan ötürü inanılmaz kutluyorum. Özellikle Asena çok dezavantajlı bir pozisyona soktu Yusuf'u. Hı-hı. Epey bir geriden geldi hatta. Osmancan da okyanusu yüzdü, deride boğuldu. Yani bir önceki oyunda çok kritik bir sayı aldı Özgür'e karşı. Ondan sonra son sayıda zoru başardı. 12'de de 9 yapıyor akşam. Tabii. Değil mi? Yanlış şey yapmıyorum. Kim? Osmancan. Evet, 11'de 5. Şey, pardon. Yok, şey, 11'de 5, evet. Kaybetti, epey pardon. Kaybetti. Dün %50'ye yakın bir şeyle oynadı Osmancan. En son okyanusu yüzdü, deride boğuldu. En zorları soktu. Hatta o 6 tane kondurma... kum torbası kondurma aşamasında epey öndeydi. En sonunda herkesin en basit şekilde yıktığı küpleri yıkamadı. Hele bir önceki oyunda aldığı sayından sonrasına ben takıldım. Yani Özgür'e karşı kazandı. Ve Özgür'ün ondan sonraki tepkisi, yani şu en sondaki galibiyetleri çok güzel seviniyorlar, hep beraber eğleniyorlar. Evet. Özgür'ün suratında güller açıyor, bütün takımın suratında güller açıyor ya. Özgür'ün ben bir önceki sayısına takıldım mesela. Tam bu galibiyet... 2-2 olduğu sayı diyor. Evet 2-2 olduğu sayıda. Biz şeyden bahsediyorduk işte Özgür sadece Küba oyununda mı böyle Küba mı onun böyle karşı sinirlenmesi gibi motivasyon Küba mı işte ara ara artık sinirlenecek diyorduk ve nitekim dün Özgür'ün o 2-2'deki onu gösterebiliyor muyuz acaba Özgür'ün evet, sinirini? Tamam bakalım şimdi. 2-2'de kaybediyor. Bu. Evet 2-2'de kaybediyor ve o kadar salihsilik bir hareketle Osmancan kazanıyor ki yani takım arkadaşlarının Özgür'ü o konuda uyarması çok zor. Yani çünkü... Neredeyse bir elini atıp Osmancan kondurup diğerle vuruyor. Yusuf'un da söylediği gibi. Ve takımına bir azarlaması var. Yani 5 dakika susmadı abi. Ben ona takıldım mesela. Hani burada senin bu söyleminin altında Aziz'in söylemi çıkıyor. Hani barış gitti, kazanıyordun, şimdi kazanamıyorsun. Garanti sayın yokmuş şey. İşte burada Özgür hata yapıyor.
Tam tersi arkadaşlarımla... Özgürlüğü kaybetmeyi yediremediği görüntüleri evet, görmeye evet, başlıyoruz. Evet, evet. Hani Özgür'de de psikolojik olarak, mental olarak bir düşüş olduğunu gösteriyor bu konuşmalar. Özgür'ün hiç yan yana konulmayacak görüntüler bunlar. Bu kadar fevri çıkışlarını hiç görmemiştik. Rahat sayı alırken birden karşındaki rakipler en iyi sayı alanlar olduğu zaman o zaman işin rengi değişiyor işte. Belim ağrıyor olur, sakatlanıyor ve olur. Ve daha dün konuştuk işte hani sen dedin ya Özgür haklı işte Küba oyununda arkadaşlarına kızmaya çok motivasyon ama evet. Burada yine biz bir gün sonra yine aynı konuyu konuşuyoruz. Doğru. Yine doğru. Çocuk azarlar gibi bütün takımını azarlıyor. Hatta, burada haklısın. Hatta burada haklısın. Evet, evet. Hatta çocuklar Yusuf orada anlatmaya çalışıyor. Susun bir ben konuşacağım diyor. Yani Özgür'ün bu son zamanlardaki sinirini çok iyiye gidiyor gibi görmüyorum maalesef. Ya takım tamam sana bir şekilde destek oluyor zaten ama oradaki olayı anlatmaya çalışıyor çocuklar. Abi diyor bak öyle oldu böyle oldu susun bir ben konuşacağım. Ondan sonra araya tekrar bir görüntü giriyor. Kırmızı takımı gösteriyor. Özgür'e tekrar geliyor. Özgür tekrardan kızmaya devam ediyor. Ama en sonunda ne oluyor? Yusuf sayısını alıyor. Sonra hep beraber seviniyorsunuz. Demek ki... Çok üzülmüştüm gerçekten de. Çünkü zaten final sayısını kaybettiği evet. için üzülüyor bu belki. Şey, demek ki bu kadar kalp kırmaya gerek yok. Bu kadar çocuk azarlar gibi takımını azarlamaya gerek yok. Bir de sen saygı duyulan bir adamsın. Bakın sayı saygı sadece sayı almakla kazanılmıyor. Tabii ki. Karakterine de ben seni saygı duyuyorum. Ama ben senin karakterine saygı duyduğum için senin beni azarlama hakkın yok. Sadece sayı... Zaten kesinlikle. Karakterin sana saygıyı getirir yani evet, zaten. Onu ki. Koruman lazım Özgür. Sen şu anda maalesef hata üstüne hata yapmaya başladın. Evet yani azarlama kısmı çok yersiz. Bence bunun burada. Sebebi ne yapabilirdi oradaki yandaki insanlar sana yani? Bence hayır bunu, söylüyorlar da ya bak, destek de verdiler anlattılar sebebi, da durumu. Bunun sebebi bence Özgür'ün içten içe sürekli Yusuf'un performans birincisi çıkması ve onun alınıyor olması. Hatta eğer bu durulmazlığı yani, kaybederlerse. Hem kaptanlığı çünkü kendini hep başından beri performans birincisi olup potaya insan sokarken alıştırdığı bir Özgür olduğu sistem için. Sistem vardı evet. Şimdi onu birilerinin alması takımında... Onun birinin altında kalması bir tık daha ego sarsıntısı yaratıyor olabilir içten içe. Katılıyorum ve üstlük de mesela mavi takım 4 dokunulmazlık kaybederse eğer Özgür de bu sefer ilk defa potaya çıkan bir yarışmacı doğru. haline gelmiş evet. olacak. Yazılma hakkı olabilecek. Evet ve bu sebepten dolayı da ilk defa potaya çıkma ihtimali olduğu bir sürece girdiği için de belki tabii daha tedirginlik yaşıyor olabilir. Yani şey biz burada hep şeyleri kusura bakma. Biz burada hep hani sayı kaybedince insanların kötü davranışını eleştirdik ya. Hı-hı. İşte Yusuf'un Osmancı'nın hani ne kadar kötü hareketlerine şahit olduk burada. Bu senaryolar bugüne kadar Özgür'ün başına fazla gelmedi. Hı-hı. Acaba bundan sonra gelecek, muhtemelen gelecek zaten çember daralınca rakipler de güçleniyor. Senin oyunda adamlar da güçleniyor. Başarı oranı da azalacak. Bakalım bundan sonra ne yapacak çok merak ediyorum ama şu anki testlerden maalesef yavaş yavaş kalmaya başladı Özgür. Onu görüyorum. Bir de şey de var tabii. Belirli bir yaştan sonra çok hassaslaşıyorsunuz. Tabii. Özellikle orta yaş bölümü 40'lı 50'li 40'ı demeyeyim 45'ten sonra 50-60 bandı çok hassaslaşıyor. Hani bir laf söylediğinde acaba bunu niye söyledi? Hani Erzurum'da birisi hapşırsa benden mi kaynaklandı diye düşünürüyorsun. Şimdi Özgür'de bu bölüm başladı. Mental olarak diyorum ya çöktüğü bir dönem. Artık oyunun sonu ama vücut artık reaksiyon göstermiyor bazen. Eskisi gibi oyunların Survivor'ın başındaki gibi etki yapamıyor. Söylediğin gibi ondan daha başarılı bir Yusuf var. Takım kaptanlığı elinden gitmiş. Yani şöyle düşün, takımın kaptanı sensin. Senden yönetim takım kaptanlığını alıyor. Başkasına veriyor. Aa, öyle potoya istediğini göndermek yok. Evet, moralman çöküyorsun. Senin inisiyatifinin altında yazılan isimler senin inisiyatifinden çıkıyor. Tabii. Başkalarının kontrolüne geçiyor. Bu kumandayı başkasına vermek net. Yani. Kendi onun da etkisini yaşıyor işte. O gerçekten hani ya çocuklar ne yapsın? Sen onu atarken Osmancan'ı atarken öbüründe de vurdu. Abi bir de ne oluyor? Bitti kendi yani. Takımın senin atışlarına çok odaklandığı için yan tarafı da çok fazla göremiyor işte. Evet. Bir de saliselik oldu mu sana ne ara söyleyecek o? Evet peki şimdi İnsansız. Çok merakla beklediğimiz sonunda o konsey anına geldik. Evet. Konseyde seçmelerde Nefise'nin Ertuğ takımına seçmesiyle başlayan hikaye evet. konseye de geldi taşındı tabii ki. Ve sonrasında daha önce oyunlarda konuşulan konuların hepsi de konseyde konuşuldu. Ne diyorsun Doracığım bu görüntülere? Ne diyoruz? Şimdi çok enteresan. Yani Ertuğ'la alakalı herkes... Çalışmadığın yerden bir hayır, çalıştığım yerden de yani laflara takıldım. Ertuğ'un laflarına falan takıldım. Bilseydim atış spor yapardım falan diyor. Kafası bir yerlere gidip geliyor çocuğun o anda. Evet ya. Yani Osmancan onunla ilgili bir şey söylüyor. Zaten Osmancan'ın söylediği kelimelerin çoğunu anlamadım. 20 kere aynı şey tekrar etti. Altını dolduracağı bir şey yok.
Nefise'ye soruyor Acun abi, diyor sen niye takımını aldın diyor. Elle tutulur bir cevap alamıyor. Bütün takım Osmancan şey Ertuğ'dan ver yansın ediyor ama hala Ertuğ almış vaziyetler. Ve aralarında yani ben, konuşmuşlar takım olarak ve evet, Ertuğ kalsına evet, oyu verilmiş. Yani Ertuğ bir yerde, adada Ertuğ bir yerde, herkes konseyi toplamış. O, kendi adalarının konseyini toplamışsa Ertuğ alalım mı almayalım mı takımı? Enteresan bir durum. Sonra da Osmancan'ın şöyle bir lafı var. Biz aslında Ertuğ'la da uğraşıyoruz. Ertuğ anlayamıyorum. Yani hani ama biz bir kendimizle uğraşıyoruz, bir de Ertuğ'la uğraşıyoruz. O zaman, bencillik hani, var, bencillik. O zaman bu aranızda böyle bir konsey yaptınız. Almayın ya takımı o zaman. Çok ya, basit bir cevap. Burada çok ortaya karakter koyma değil de birazcık bencillik devreye giriyor bence. Çünkü yani takımına huzur getiren bir isimden ziyade bize sayı kazandırsın yeter. Gerisinin bir önemi yok. Biz ya uğraşırız modundan. Kazandırıyor da ne yapıyor? 4-4 mağlup olmuşsunuz geçen şeyde. İşte. Yani kazandırıyor da ne yapıyor? Problemli onlara bir sormak. Problemli bir burada soruyorum. Özellikle Dominik'teki arkadaşlarımın kırmızı takıma. Niye istinaden? Gerçekten bak, karakterinle ilgili problem yaşıyorsun. Abi zahmet etme, Acun Bey sordu. İşte diyorum ya sana, burada bir şeyler var ya, bir sıkıntı var. Yani anormallik var ya, normal bir insanın yaptığı bir şey değil bu. Evet. Ve bunu bir kere hani Nefise yapsa derim ki, Nefise yaptı da kendi inisiyatifini kullandı. Bir de takım olarak karar aldık diyorlar. Bak evet, hepsi bu işin içinde. O zaman şu. Konunun özetine belki de geleceğiz. Evet, biz bir günah keçisi arıyorduk. Ortaya atacak bir insan arıyorduk. Hemen de bunu da böyle. Bunu da Ertuğ olarak bulduk. Hani Aziz'i de şu anda bizi Küba'ya götürdüğü için ona da bir jest olsun. Onu da hemen atmayalım arenanın içine. Ertuğ'u seçelim. Yani burada ben konuşanın daha çok Nefise'den ziyade Aziz'in düşüncelerinin Nefise tarafından yansıtıldığını düşünüyorum. Yani öyle anlatıyorlar ki Ertuğ. Çarptırma. Ertuğ öyle duvara bir şekilde çarptırıp sektirme. Evet, Ertuğ öyle bir şekilde anlatıyorlar ki yani biz de hani daha Survivor'ın birinci ayında değiliz. İkinci ayında da değiliz. Artık 4 ay oldu. Neredeyse 1 ay, 1,5 ay kaldı Survivor'ın bitmesine. Biz Ertuğ'u az çok tanıdık. Yani Ertuğ arkadan inanılmaz kötü konuşup sana burada iyi davranan bir adam değil. Yani öyle bir suçlamalarla geliyor evet ki Ertuğ'a. Ertuğ aslında böyle ama böyle davranıyor. Yani bize hiç mi bir falso vermezdi? Hiç mi bir açık vermezdi? Yani hayır, veriyor. Ertuğ da veriyor. Ara sıra Aysu olayında veriyor. Onları ortaya açıyor yani. Ne yapıyor? Aysu ile olan diyalogları, Aysu gidene kadar Aysu'ya en büyük destek koydu. Ondan ama sonra bambaşka bir Ertuğ izledik. Ama bir dakika, orada olay çok farklı. Halil, Asene'ye vuruyor. Ama bir dakika orada şimdi Asene'ye vuruyor. Hani kontrol olmadı, etmedi. Yani ama ben bir sürü olay var ya. Duruş olarak birinin alakalı hani kötü konuşup arkada çok farklı hareketler yapıp önde gelip farklı hareketler yapmıyor. Şimdi Asena olayı yapıyor diyorsun. Yapıyor ya bazen. Hayır, yapıyor Dora. Bak Aysu dedin, Asena dedin. Bana söylediğin örnekleri söyleyeyim ben sana o zaman. İki tane örnek sordum. Bir sürü. Tamam, hani gıybet masası açalım diyor. Nefise ile yemek muhabbeti oldu. Gıybet masası açalım diyorlar. Konuşuyorlar. Tamam söylüyorum. Ben hep abi bak Asena dedin. Asena'ya zaten araları inanılmaz mükemmel değildi. Asena'nın suratına yaptığı bir hareket vardı. Evet. Hani Asena'ya ben çok iyi geçecekken Asena arkasından bir hareket yaptım değil. Asena'nın suratına yaptığı bir hareket vardı. Onun üzerine yaptım. Tamam. Bu yani Aysu, bu duruşsuzluk değil. Aysu, Halil, Aysu olayında tamam söyleyeyim. Aysu olayında Aysu'ya en yakın kişi kimdi? Halil'di. Hatta bir gönül evet bağları var diye bile konuştuk. Ama Aysu'dan gittikten sonra bir sürü şeyi ortaya atıldı. Yani şunu diyorsun o zaman. Sen Halil Aysu ile arası iyi olduğu için, Halil'e yaranmak için Aysu'nun yanında oldun. Hayır. O gitti. Halil Aysu ile ilgili söylemleri yaptı. Bundan sonra da Halil'in yanında oldu. Aysu ile alakalı adaya Aysu'nun gidişinden sonra farklı bilgiler geldi. Şimdi Aysu'nun suratına iyiydi de arkasından kötü konuşmuyordu bu adam. Aysu suratına iyiydi ama Aysu gittikten sonra özellikle Buse tarafından adaya bazı bombalar atıldı. Onun üzerine tavır takındı. Hala ben bunları ya, öğrendim. O zaman şunu dersin Dora. Ya ben yanlış tanımışım. Ya ben konuşmuyorum. Bitti. Ben kesinlikle Ertuğ'un hani böyle orada farklı burada farklı konuştuğunu düşünmüyorum. Sonuçta Nefise de çok iyi geçindiği bir insan değil. Dora söylediğini inkar eden bir adam ama Ertuğ ya yerine geldim. Biçim Ertuğ'u konuşuyoruz, ne ediyoruz, destekliyoruz abi da. Nefise'ye Ertuğ, Nefise'ye söylemedim, etmedim dedikten sonra evet söyledim, ağzımdan çıktı, özür dilerim. Evvelki günkü bak, olay. Bak şimdi bir dakika, bak şimdi. Yani şimdi bir sürü bak, örnek bir dakika, var bir dakika, ya böyle. Şöyle, bak şimdi Nefise'nin olayı bize yansıtma şekli gibi değil. Şimdi o Nefise şuradan vuruyor. Hadi gerçek ağzıma. Şimdi arkadaş ortamında bak orası söylüyor. Dedin mi? Dedin mi? İki tane vurdum dedin mi? Bir dakika bir anlatabilir miyim? Anlatabilir miyim? Zaten onu anlatıyorum. Başka bir konuda değiliz, oradayız zaten. Şimdi orası Survivor. 15, 20, 30 kişinin bir adada yaşamaya çalıştığı ve bir şekilde kendilerine zaman geçirmek için bazı aktiviteler bulmaya çalıştığı bir yer. Yani sen adanın öbür tarafına gidersin, o anda bana benle bir olayım vardır. Ben arkadaşımı senin hakkında dertleşebilirim.
veya başka bir konu hakkında o gün başka bir olay olmuştur. Ben oturup onun hakkında konuşabilirim. Ertuğrul'un da dediği şey şu. Normal hayatta böyle bir şey olsa Ertuğrul'un dediği lafı anladım. Ertuğrul'un dediği gerçekten yapılacağı veya fizikte olayı fiziksele dökeceği bir durum yok. Bu arkadaş arasında konuştuğunuz şey. Normalde bana böyle biri gelse ağzına çakarım gider. Bu bir tabir olarak kullanıyor. Yoksa gerçekten ben gerçek hayatta nefsimin karşımda olsa ona vururum diyerek kullanmıyor. Ama lafı çok güzel. Nefsi oradan alıp ki artık Nefise'ye bu lafı kim taşımışsa büyük ihtimal Aziz taşımış diye düşünüyorum. Hani Halil vasıtasıyla Aziz ondan sonra Nefise'ye gelmiş bu laf. Bu lafı hadi gel vur, hadi gel vura döndürüyorlar, anladın peki, mı? Peki yani olay hayır, tamam, katılıyorum. O zaman bu olayın böyle olacağını düşünürsen bunu söylememem gerektiğini düşünmez misin? Mesela. Abi söylemem gerektiğini tabii de düşünürüm ama düşünmene gerek de yok. Ertuğrul bunu yapmıyor hayır, diyorum abi, sana. Hayır abi bak sen diyorsun ki temkinsiz davrandı. Evet. Öngörülü davranmadı. Tamam, evet. Evet. Tedbir alamadı. Evet. Çünkü Aziz'in böyle... Bir örnek de değil bu. Aziz, bir sürü örnek var. Aziz'in, malzeme verdi. Aziz'in yani. Ve Halil'in bu kadar laf taşıyacak insanlar olduğunu düşünemedi. Adamları güvendiği için orası dost ve insanlar için bir laf daha söyledi. Ki ettiği laf da aman aman kocaman bir laf değil. Zaten Nefise'yle başından beri tartışmaları belli. Nefise'nin Ertuğrul'a ne kadar gereksiz yeri yüklendiklerini zaten biz burada biliyoruz. Şimdi böyle bir lafta da adam çok büyük laflar söylemiş. Demiş ki gerçek hayatta karşılaşsam ağzına çakarak giderim demiş. Yani bu... Mesela bu doğru bir şey mi sence? Ama bak şimdi bak olayı yani öyle dersen... Çok büyük bir şey değil mi? Bence öyle bir benimle ilgili biri işte böyle diyemez. Hayır, bu, fizik, gibi bu hani gerçek, bu gerçek bir şey. Lafı çarpar gider. Ama yapabileceğini söylüyor. Bunun onda Ayşe, var olduğunu söylüyor. Gerçek bir laf değil, ondan bahsediyorum. Sen gerçekten Ertuğrul vuracağını düşünüyor musun? Ağzına bak, geçeceğini mi düşünüyorsun? Niye tokumaya giriyor? Anlamına gelmiyor bu diyor zaten. Ama yapacağını söylüyor. Lafı çarpar giderim de anlamına gelebilir bu diyor. Hani o zaman öyle söyleseydin. Veya başka bir konu hakkında o gün başka bir olay olmuştur. Ben oturup onun hakkında konuşabilirim. Ertuğrul'un da dediği şey şu. Normal hayatta böyle bir şey olsa Ertuğrul'un dediği lafı anladım. Ertuğrul'un dediği gerçekten yapılacağı veya fizikte olayı fiziksele dökeceği bir durum yok. Bu arkadaş arasında konuştuğunuz şey. Normalde bana böyle biri gelse ağzına çakarım gider. Bu bir tabir olarak kullanıyor. Yoksa gerçekten ben gerçek hayatta nefsimin karşımda olsa ona vururum diyerek kullanmıyor. Ama lafı çok güzel. Nefise oradan alıp ki artık Nefise'ye bu lafı kim taşımışsa büyük ihtimal Aziz taşımış diye düşünüyorum. Hani Halil vasıtasıyla Aziz ondan sonra Nefise'ye gelmiş bu laf. Bu lafı hadi gel vur, hadi gel vura döndürüyorlar, anladın mı? Peki. Yani olay hayır, tamam, katılıyorum. O zaman bu olayın böyle olacağını düşünürsen bunu söylememem gerektiğini düşünmez misin? Mesela. Abi söylemem gerektiğini tabii de düşünürüm ama düşünmene gerek de yok. Ertuğrul bunu yapmıyor hayır, diyorum abi, sana. Hayır abi bak sen diyorsun ki temkinsiz davrandı. Evet. Öngörülü davranmadı. Tamam, evet. Tedbir alamadı. Evet. Çünkü Aziz'in böyle... Bir örnek de değil bu. Aziz, bir sürü örnek var. Aziz, malzeme verdi. Aziz'in yani. Ve Halil'in bu kadar laf taşıyacak insanlar olduğunu düşünemedi. Adamları güvendiği için orası dost ve insanlar için bir laf daha söyledi. Ki ettiği laf da aman aman kocaman bir laf değil. Zaten Nefise'yle başından beri tartışmaları belli. Nefise'nin Ertuğrul'a ne kadar gereksiz yeri yüklendiklerini zaten biz burada biliyoruz. Şimdi böyle bir lafta da adam çok büyük laflar söylemiş. Demiş ki gerçek hayatta karşılaşsam ağzına çakarak giderim demiş. Yani bu... Mesela bu doğru bir şey mi sence? Ama bak şimdi bak olayı öyle dersen... Çok büyük bir şey değil mi? Bence öyle bir benimle ilgili biri işte böyle diyemez. Bu, dedi fizik, gibi bu gerçek, bu gerçek bir şey. Lafı çarpar gider. Ama yapabileceğini söylüyor. Bunun onda Ayşe, var bu olduğunu söylüyor. Gerçek bir laf değil, ondan bahsediyorum. Sen gerçekten Ertuğrul vuracağını düşünüyor musun? Ağzına alıp geçeceğini mi düşünüyorsun? Niye tokumaya giriyor? Anlamına gelmiyor bu diyor zaten. Ama yapacağını söylüyor. Lafı çarpar giderim de anlamına gelebilir bu diyor. Hani o zaman öyle söyleseydi. O arkadaş... O, yani şimdi onu ezer geçelim dediğin zaman bir insan sen gerçekten üzerine basıp geçelim mi? Öyle deseydi. Ya hayır, ama ben senden bahsediyorum. Ben senden bahsediyorum. Niye senden bahsediyorum? Evet. Niye senden bahsediyorum? Atıyorum onu ben oradan görsem ezer geçerim diye bir tabir kullandığım zaman ben gerçekten mesela onun üzerine bu basıp geçeceğimi bak bu mecazi bir şey oluyor ama çakmak bildiğin çakmak oluyor yani. Hayır bana gördüm mecazi. Lafı da çakmak oluyor. Bana gördüm mecazi bir şey. Ama orada ondan bahsetmek ağzına çakarım diyor. Hani bir lafı birine ezer geçerim demek ya, tamam, değil. Gerçekten sinirimi ifade ediyorum. Böyle biri bana böyle bir şey söylese çok sinirlenirim demenin farklı bir versiyonu. Doğru. Doğru değil. Onu söyleseydim. Ama çok sinirlenirim. Ben de sinirlenirim. Ya doğru değil. Surat, bak, suratına söylesem gene yanlış zaten. Evet. Ama ben arkadaşlarım arasında bunu mecazi bir şekilde kullanırsam... Bu daha kötü. Bu da suratına söylesem bu da daha samim olur. Bu abartılması gerek olan benimle bir şey değil. Benimle kötü olan yani. Bir insan benim için bu cümleyi kuruyorsa bunu yapabileceği de anlamına geliyordur dışarıda olsaydı. Bak, o yüzden ben buna gelmiyorum. Hayır. Ya cümle görelim der. Geçerim ben kendi kendime. Ama öğrendiysem tepkimi koyarım. Ben katılıyorum. Dora ne diyorsun? 3,5-4,5 ay oldu değil mi? Adada şeyli yaptılar.
Bu 3,5-4,5 ayda sen insanları tanımadın mı? Ama bu muhabbet kim bilir ne zaman edildi? Halil tabii varken edildi. Daha ne zamandan getiriyorlar lafı ya? Halil zamandan getiriyorlar lafı yani. Peki ben de arkadaşlar bunu o zaman söyledi. Bundan 3-4 gün önceki söylemleri, konuşmaları birazdan izleyeceğiz. Ben yılan dediğini duydum, tamam mı? Ben böyle bir şey söylemedim demesi. Bu söylemleri insanlar da şunu demez mi? Ya ben bu kadar izleniyorum, bu kadar benim üzerime oynanıyor. Ben konuşmalarıma dikkat edeyim. Edemiyor demez abi, misin? Edemiyor. Bir, edemiyor. İki, o zaman abi edemiyorsa işte böyle durumlarla da karşı karşıya kalır. Aynen öyle. İki, arkadaşlar siz bu kadar buna bunları söylediniz. Ben de sizi istemiyorum. Beni takıma almayın arkadaşım. Evet. Ben sizin takımınızda olmak istemiyorum. Demez misin? Onun söyleme hakkı yok ki abi. Yani. Nasıl söylüyor? Ağzı mı? Hayır, kilit mi vurdular ağzına abi? Benim takımınızı almayın dedi zaten. Ağzına kilit mi vurdular? Geçen hafta benim takımınızı almayın dedi. E tamam. Geçen hafta söyledi bunu. Bunu söyledin sen. Arkadaşlar ben sizin hala program yaşıyorum, problem yaşıyorum. Bunları söylüyorsun ve beni hala takımımı alayım diye bir tepki göster ya. Madem beni takımımı alıyorsun şey söyler, konuşmayın o zaman. İşte ben, kardeşim Ertuğ'un bu tarafa da samimiyet olduğunu inanıyorum. Herhangi bir pozisyonda yapıcı olma taraftarı. Yok duruş koymuyor. Ertuğ zaten bugüne kadar... Bu yapıcılık değil abi. Zaten, abi Ertuğ zaten bugüne kadar etmesi gereken lafları düzgün bir şekilde etse, kendini güzel ifade edebilse... Şu anda biz açık ara Ertuğ şampiyonluğa gidiyor derdik zaten. Ertuğ'un zaten sıkıntısı bu. Kendi anlatamıyor. Sürekli herife bir mobbing var. Sürekli üzerine geliyorlar. Sürekli her konuda günah keçisi Ertuğ'u ilan ediyorlar. Ama adam kendini güzel kelimelerle ifade edemiyor. Başka bir şey söylüyor. Genel başka bir hareket yapıyor. Ağzından kötü bir laf çıkıyor. Ifade edemiyor. 36 yaşında bir insanın tabii ki kendini doğru ifade etmesi gereken pozisyonlarda doğru ifade etmesi gerekiyor. Bence abicim, bu ifade bu... eden bir insan olarak. Etmek istemiyor bence. Yok edemediğini de düşünüyorum ben. Baskı altında uğraşmak istemiyor yani. Küfür edince küfür ediyorsun. Bir kız kadına küfür ediyorsun. Dokunuyorsun, vuruyorsun. Konuşmalarında bazı kelimeleri kullanıyorsun. Ondan sonra kendini ifade edemiyorsun. Bunda bu oturmuyor. Anlık şeyler, insan anlık yanlışlıkla ağzından bir kelime kaçabilir ya da bir refleksle bir hareket yapabilir ama... Kaç defa yaparsın abicim? Kaç tane yapacağım? Abi zaten şimdi kendini burada hata yapan insanlara hatları. Baktığımız zaman... bütün yarışmacılar arasında hata yapan insanlara baktığımız zaman... En az hatası olan insanlardan biri Ertuğ o zaman. Yani siz şunu mu diyorsun? Ertuğ böyle bunun kabullenmemiz lazım. Onu mu diyorsunuz? Abi şundan bahsediyorum. Zaten kendini güzel ifade edebilse o kelimeleri kullanmaz. Zaten kendini... güzel ifade edebilse o kelimeleri kullanma. Sen diyorsun ya hani o kelimeleri kullanmayı biliyor. Evet. İşte zaten atıyor, atıyor, içine patlıyor. O kabiliyeti çok güzel olsa, çok kapasiteli bir konuşma durumu olsa Ertuğ'un zaten o kelimeleri, o hareketleri yapmaz. Ama yapamadığı için tutuyor, 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 pıt diye bir yerde patlıyor bence bir şey. Bence Ertuğ ama patlaması da böyle inanılmaz büyük patlama değil, ondan bahsediyorum. Bence yani. Ertuğ da yani mağdur edilmesi için bir orta açıyor yani. Bir gol atmaları için bir ortaları var. Mesela dünkü oyunda iki kişi durmasınlar demiş. Önce o gitmiş. Tartışma baktığın zaman kim üzerinden hangi olaya çıkıyor? Ertuğ yüzünden. Adam demiş ki derken oyuna, kız demiş Aziz dursun demiş. Sen niye gidiyorsun mesela? Ha bir altyapı veriyor onların eline. Sonra da üstüne çok fazla tepkiyle gidildiği için mağdura düşmüş oluyor. Onu da söyledi. Yani kendi istemiyor doğru ki. Da... Mağdur olmayı kendi istemiyor ki. Ama işte bir ortam o yaratan o. O yani. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Dün de söylediğim zaten... bir şey var. Bakın biz üçümüz senin üzerine gelsek sen şu anda tamam, mağdur işte, durumda tamam, oluyorsun. Evet, ama mağdur olmayı ben seçmiyorum ki. Ama sen senin söylemlerinden sen dolayı mağdur pozisyonuna düşüyorsun sen. Bak mağdur olmayı kimse seçmez. Tabii ki de ortamdan dolayı. Ayşe ortam olmasa kimse mağdur veya haklı olmaz. İşte zaten, zaten yani. Altyapıya işte şuradan girebilirim. Bir insan mağdur ediliyorsa bu mağdur edenlerin suçudur. Mağdur olanın suçu değildir. Abi mağduriyeti yaratan kendin sen nasıl senin suçun değil? Nasıl ya sen mağdur olacaksın. Ben senin yanında olmayı da tercih edebilirim. Sana yüklenmeyi tercih edebilirim. İyi de, hayır ben diyorum ki altyapıyı o veriyor ama tepki olarak onlar da fazla verdiği için. İşte aynaya katılıyorum. Ve kime göre mağdur neye göre mağdur? Arkadaşlar mağdur tek başına insan mağdur olmaz. Biri tarafından mağdur edilir. Tamam. Ben durduk yere nasıl mağdur olabilirim tamam, yani? Tamam ben de onu demiyorum. Senin olaya nasıl yaklaştığın da senin mağduriyet sokabilir ya da orada mağdur evet da olmayabilirsin. Işte. Normalde bir kural var. Bir kişi gitmesi gerekiyor. Dünkü şeyden örnek veriyorum. Tamam. Sen de bunu söylediğin için. Tamam. Diyor ki zaten hayır benim orada olmam lazım diyor ilk başta bir oyun öncesinde. Tamam. Aziz'in orada olmaması gerektiğini olur. Kendisinin iyi olduğunu savunuyor. Tamam. Ama buna rağmen Nefise diyor ki hayır Aziz gelsin. Gel de tamam. Tartışma. Buna rağmen diyor ki hayır Aziz'den önce ben gideyim.
Ben orada olayım. Sonra laf yiyince de tamam. Niye bana bağırıyorsunuz? Ha. Zaten evet bağırılmaması gerekiyor. Evet. Evet öyle yükselilmemesi gerekiyor. Ama sonuçta Ertuğ'un da oraya gitmemesi gerekiyor. Özgür'ün evet. Oradaki hatası çok yüklendi. O zaman o mağduriyeti Ertuğ yaratmış. Evet. Ya burada ben işte orada bir mağdur durum olduğunu düşünmüyorum zaten yani. Niye mağdur? Laf söylenecek bir bağırılmadığı pozisyona sürece, sokuyor bağırılmadığı sürece Ertuğ orada mağdur olmazdı. İşte bağırıldığı için Ertuğ mağdur oldu. Özgür'ün hatası. Ama işte tamam işte Özgür mağdur etti. Adam gibi söylese Ertuğ sen burada durma bak iki kişi duruyor deseler Ertuğ yerine geçse mağdur olacak mıydı? Tamam işte ama oraya gitmese bu sorunlar yaşanacak mıydı? Arkadaşım sen mağdurluktan bahsediyoruz ama ben de tamam, diyorum ki. Ama ben de sana diyorum ki mağdur olmasına sebebiyet veren şey Özgür'ün bağırması dışında Ertuğ evet. Oraya gitmesi. Arkadaşlar biz de orada derdik ki eğer düzgün uyarılsaydı Ertuğ hatalı derdik mağdur da olmazdı. Biz de bunu savunuyoruz. Ama biri bağırınca mağdur oluyor bundan bahsediyoruz. Tamam işte Ertuğ hatalıyken mağdura çevriliyor. İşte Ertuğ bir insan tarafından bak ben en baştan beri ne diyorum? Ertuğ hata yaptığı için ben en baştan beri ne diyorum? Diyorum ki dışarıdan bir faktör olmasa kimse mağdur olmaz. Orada biz yorumlardık ki Ertuğ yanlış yaptı, Ertuğ hatalı derdik. Ama Özgür bağırdığı için bakın tekrar söylüyorum. Bir etken var bir de edilgen var. Burada Ertuğ edilgen. Özgür tarafından mağdur ediliyor. Ama yaptığı hatalı. Mağdur edilmesinin sebebi de Ertuğ'un kendi yaptığı evet. Hareket diyorum ben. Tamam okey. Ben bu arada aynı şey Özgür. Bu konuda arkadaşlar, sadece orada böyle Özgür düşünüyorum olmasa ama bu adam... genel olarak Ertuğ'un iyi niyetli ve işte biraz fazla gidiliyor. Üstüne gidildiğini düşünüyorum zaten. Zaten mağduriyet bu zaten arkadaşlar başka bir şey. Ya onlar ama sadece ki... mağduriyetten konuşmuyorum. Şimdi bak burada arkadaşlar. Bak anlamak istemediğim tamam. Bir şey var şu an. Sana bir kere daha anlatmak istiyorum. Anladım. Sadece mağduriyet değil bu. Ertuğ'un da belirli hataları var ve insanların belirli anlamlarında sınırlarını zorlamış. O yüzden çift taraflı olarak da orta olmasa zaten konseyden bahsedeceğim. Konseyden bahsedeceğim. Konseyde durduk yere Ertuğ'a mağduriyetten bahsediyorlar. Hı. Ama halbuki Ertuğ'a bu söylenenler yüklenenler arkadaşlar. Yok işte onu atamıyorsun. Yok bir saniye edince laf ediyorsun. Yok arkamdan konuşunca peki, Ertuğ ondan sonra ben sana bu kadar takık olmasa, Ertuğ bunları işte normal kural ihlali yapmasa, Ertuğ onu dinlemez. Hayır benim dediğim gibi olacak dediği tamam. Şeyde o sayıyı kaybetmese, öyle bir şey Ertuğ dile bunların getirmesi. Hepsini yapmasa ve dile getirmese onlar bu mağdur eder mi sence? Olmaz. Ertuğ arkadaşlar mağdur etmek ne demek? Bak mağdur etmek için biz kelimeyi tartışmıyoruz ama. Kelimeyi tartışıyor, mağduriyeti hayır, tartışıyor. Peki şimdi bu o zaman bir dakika, konseyde... Mağduriyeti tartışıyoruz ya, mağduriyeti tartışıyoruz. Hayır. Mağduriyet değil sadece. Bu arkadaşlar bir insan, bir insana layığıyla... Burada bütün insanlar birbirine layığı şekilde davranırsa kimse mağdur olmaz. Hata yaparsın, hatalı olabilirsin ama mağdur olmazsın. Evet, evet bu konuda da hemfikiriz. Ama ya, olay işte, mağdur olmak değil işte. Ne? Olay hata yapılır, hatalı olduğun söylenir. Evet. Ve kenara çekilir. Evet, bu doğru. Evet. Ertuğ mağdur ediliyor. Ama evet. Ertuğ'un mağdur edilmesine de kendi de evet. Çanak tutuyor ister evet, istemez. Evet. Arkadaşlar yani, zaten insan bir şekilde... Çünkü bu bir olur, iki olur, üç olur, dört olur. Bir yerden sonra tamam, insanların da der ki hani Ertuğ ama yeter artık. Onu hani öyle zaten. Bir seviyeye gelmiş onu zaten insanlar. Anlıyorum. O zaman da ya, Ertuğ da mağdur olmuş o hata olmuş yapıyor, karşısındakiler yanlış yapıyor. Yani hataya yanlışla gidiyorlar. Ekstra daha onu güçlendiriyorlar. Peki şimdi konseydeki diğer oylama esnasında da yine Ertuğ ve Nefis arasında tartışmada takımda oylama esnasında yarışmacılar kendi aralarında tutamayıp muhabbet etmeye devam ettiler ve atışmalar yaşandı. Ben burada normalde olabildiğince böyle yorum da yapmamaya çalışıyorum ama şu an yorum yapmadan tutamayacağım kendimi. Aziz'e karşı şok halinde izledim Aziz'in söylediği şeyleri ve özellikle bir cümlesi çok dikkatimi çekti. Ben burada mağdur olarak kalacağıma bir hafta daha kalacağıma hiç kalmam daha iyi dedi. Ben Aziz'in bütün Survivor hikayesine bakıyorum. Hep mağdur olarak kendini ifade eden bir yarışmacı değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Evet. Ya da bu söylediği şeyin altını dolduruyor mu artık? Hep diğerleri tarafından ötekileştirildiğini iddia evet, eden. Hep dışlandı, ötekileştirildi. İşte ben oyun kazanamıyorum diye şöyle. Bunlar birlik oldular, beni dışarıda bıraktılar. Hep ezilen, dışarıda bırakılan ve mağdur edilmiş olarak gösterilen... bir Aziz vardı benim izlediğim 3 aydır, 4 aydır. Ve bunların üstüne Nefise de Aziz'den aldığı bu güçle beraber zaten var Ertuğ'a karşı bir tepkisi. İnanılmaz bir yani bir nasıl hangi Aziz. Kelimeyle ifade edebileceğimi bilmiyorum Aziz. Ama yani sadece cevap veriyorum. Bir görüntü sadece cevap veriyorum diyorum. Net. İnternet. Kemal abi teşekkür ediyorum. Net. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Hani bu kadar Ertuğ da hem mağdur değilim diyor, hem net bir şekilde kendini ifade ediyor. Dedikodu yapmıyorum diyor ama kelimeleri bazen ne yazık ki ağzından yanlış ifade ettiği için, çıkarttığı için
O insanlar da çok güzel artık değerlendiriyor bu fırsatları. Bazı konuşmalarına beyni hükmetmiyor Ertuğrul'un. Yani stres yalan yaşıyor. Söylemek istiyor, yalan diyeceğine yılan diye bir kelime çıkıyor ama sonra diyor ki yılan mı dedim diyor. Evet ben 3-4 defa özellikle dinledim onu. Yılan diyor ama işte ağzından çıkanı duymuyor. Yani işte ondan sonra da hani mağduriyet diyoruz ya, o bölümü gelmiş oluyor. Yine aslında altyapısı ondan yani. Dolu değil. Evet. Olayları bu noktaya getiren Ertuğrul'un konuşmaları, hareketleri, Ertuğrul'un davranışları. Bence şu anda burada konuşmaları çok düzgün, çok, çok güzeldi ya. Çok samimi ve çok geçti bu konuşmalar. İtirazım yok. Orada yani. Başka kelimeler geldiği zaman, başkaları konuştuğu zaman orada dili sürçtü, bir şey dedi yani. Buna masada itiraz olan var mı? Aziz bile aday konuşmasında bu konuşmasına itiraz olan var mı? İnsanların daha üstüruplu, daha düzgün konuşmadığını söyleyecek var mı? Yok. Yalan dedin ya, bu konuşma yok, bence başta. Hayır, orada yalan söylüyorsunuz. Evet. Getirmeyi isterken ağzından yılan çıkıyor. Sen onu söylersen aslında zaten tetikte bekliyor, oradan kapar. Oradan. Aziz orada tetikte bekliyor, kapar. Nefis hep bekliyor, kapar. Ayşe çünkü konusunu bile nereye getirdiler evet, bir anda işte ya. Sen onlara Ayşe bu ortamı sunuyorsun. Bir şey diyeceğim. Hem de tepsi içinde. Ayşe konusunda şöyle bir şey diyeceğim. Yani hayretler için izledim ben de. Ya Aziz sen... Nefise kendisi de yaptı bunu bu arada. Aziz, hiçbiri konuşmadı. Hayır, Aziz hangi şeyi takımdaydı o zamanlarda? Aziz, Mavi'de. Aziz Mavi, Aziz'in bu Aysu olaylarıyla ne alakası var? Aziz Aysu'yla bir kere kelime etmiş mi? Aziz Aysu'yu kaç kere görmüş hayatında? Öbür tarafta çok geçiriyordu. Aynı yarışmadalar ama Aziz hayatında Aysu'yu kaç kere görmüş? Halil'le kaç kere aynı gün aynı adada zaman geçirmiş? Aziz sen neden bahsediyorsun ya? Yani bilmediği konulara çok hakim şey, gibi davranıyor. Bahsettiğin şeye hakim olsan diyeceğim ki tamam, Aziz bir şeyleri biliyor. Yani o kadar boşa sıkıyor ki şu anda. Kulaktan yani, dolma şeylerle yapıyor bunu yani. Nefise'nin gazla çalıştığını çözmüş Aziz. Nefse alttan odunu veriyor. Harlıyor. Ateşi harlıyor. Yani zaten konuşma tarzı Ertuğ artık potada ismi çıkmış Ertuğ'un. Ertuğ'un bir pota konuşması yapması lazım. Orada bile dayanamıyor. Giriyor. Ertuğ hala söylüyor, bir de Acun abiye dönüp diyor ki kendisi benimle konuşuyor diyor. Ya Aziz, adam niye seninle konuşsun ya? Evet. Adam potaya girmiş ya, seninle niye konuşsun pota ya? Pota konuşması yapıyor yani orada. Aziz beni resmen böyle çıldırttı. Ben de yani öyle oldum ki. Hani Aziz'in duruşluğunu sevdiğim yerler de vardı. Ama böyle bir 180 derece dönüş görüyorum yani, hislerimde Aziz'e karşı. Masa çok gergin. Ben şimdi hayır, Nefse'nin konuşma tarzı. Nefse'nin konuşma tarzı. Tamam falan yapıyor böyle. Evet. Nefse'nin konuşma tarzı hiç dinlemiyor. Adam mantıklı bir şey söyledikten sonra başka bir yerden vuruyor. Yok Aysun taklidi yapmalara getiriyor. Yani sanki o konuşmalar bir tek adada Ertuğ tarafından yapılmış da şimdi bir tek Ertuğ suçlu. Yani lafları istedikleri gibi çarpıtıyorlar. Özellikle Aziz kimden menfaati varsa kusura bakmasın Aziz. Ona laf taşıyor. Lafları çarptırarak taşıyor. Lafları hiç çekinmeden söylüyor. Yani Ertuğ'a zaten durduk yere yükleniyor. Anlamadım ben Aziz'in. Nefise ile Osmancan'ın yanında kendini bir Yusuf zannetti herhalde diye düşünüyorum Aziz'e böyle 3-5 sayı ondan alınca. Ondan sonra performans diyor. Ben güçlülerle beraberim. He. İşte burada da kötü olanlar falan gibi bir tavır içerisinde. Performans diyor. Performanstan dem vurmaya başladı. Az önce işte o algı yaratmaya çalıştı bize. Çok inanılmazmış gibi gösterdiği performans, az önce konuştuk. Küba oyunu hariç Ertuğ'dan sadece bir sayı fazla almışlar bir oyunda. Ki daha fazla evet. Oyuna çıkıp sadece bir sayı fazla almıştı var. Ama o kadar parlatıyor ki ama bunu işte kendini. Aziz gibi işte alamayan biri almaya başlayınca daha çok gözde şey parlar. Bir değişik çünkü pozisyona geçmeye başlıyor ya. Sanki kendi sayı gözümde alamayan Aziz artık sayı almaya başladı. Çok iyi gidiyor falan gibi bir konuma geçmeye başlıyor. Yani tabii Ertuğ'la şu an eş değer görüyor kendini. Yani ama kendimi orada resmen üstün görüyor. Hatta üstün görüyor. Ya kendimi orada resmen o Aziz'le Aziz'le Nefise'yle falan atmaya çalışan kendimmiş gibi hissettim. Ertuğ çünkü değil mi? Çünkü mantıklı konuşuyor. Karşı taraf sıfır. Duvar. Ne anlatsam boş o anda. Bu arada yani bir tek Aziz üstün görmüyor. Bütün takım üstün görüyor bence ki. Onun ismini yazdılar. Ayrıca şeye çok güldüm mesela. Hem ömrümü yedin lafına Nefise'nin. Güldüm yani. Hem de performansından dolayı yazıyorum. Şimdi ben başta nasıl savundum? Performanstan seni dolayı alıyorsun diye yazıyorum. Hayır bir de şey diyor. Performansa baktığın zaman mantıklı düşünmem gerekiyordu diyorsun. Performansı yok diye Ertuğ'u yazıyorum diyorsun. Mesela burada bir mağduriyet yarattırdın mı çocuğa şu an? Alıp sonra ilk potada performans böyle yazma bari. Yani bu komik oluyor, anladın mı? Bir de Aziz'le tek noktam ben yani bilmiyorum. Ertuğ'la ilgili fikrim bu benim. Ben de Ertuğ'un efendiliği oynadığını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten. Nereden? Ne yaptı bu adam? Çünkü 36 yaşında olduğunu savunan bir insan
herkes tarafından eğer bu kadar haddi aşılıyorsa bana karşı, ben 36 yaşında bir insanım ve herkes bana karşı haddini aşacak laflar söyleyebiliyorsa rahatlıkla ve ben onlara ekranda kötü durmayayım diye iyi bir şekilde gitmeye çalışıyorsam burada bir duruş sergileyemediğim için ben oynadığımı düşünürüm. Ama bize başka bir, ama biz bugüne kadar Ertuğ'u hiç başka bir şekilde görmedik. Hep iyi şekilde gitmeye çalıştığını gördük. Yok, hani iyi şekilde değil. Bazen çizmeye açtı, onun da zamanı oldu. Nefise mesela kız yemekle ilgili bir şey söylüyor. Hani güzellikle dile getiren Ertuğ'u görecekken neden böyle içindeki o diğer Ertuğ'u pat diye gösterdi, ağzına istemediği şeyler çıktı. Demek ki bu aslında var onda ama o bunu göstermemeye çalışıyor. O yüzden sürekli hatalar yapıp mağdur oluyor. Ama işte şey değil ki bu, Nefise bir kere iki kere yüklenme değil ki. Nefise ile arasında sürekli bir gerilim evet, vardı. Nefise onu tırmalı anlık bir şey değil. Hani anlık bir şey değil. Yani adamın zaten kendini ifade edememe sıkıntısı olduğunu, o anda içine attığını veya Survivor gibi bir ortamda insanlara... İçime kapandım diyor, kendisi de diyor zaten. Evet yani şey yapmadı. Her seferinde tartışmak yerine ya bazen insanı şey yapmasın, çok ciddiye almasın. Yaptığı hareket çok saçma gelir. Sadece insanın da değil. Yapılan hareketi anlayamazsın. Ya bunu mu şimdi tartışacağım dersin? Bunu mu şimdi mevzu yapacağız dersin? Ama onlar birike birike aslında çok tartışman gerekmeyen bir konu. Bir yerde tartışman gereken noktaya gelir. Sana onu dedim, kabul etmedin. Ertuğ konuşmak ve kendini ifade etmek istemiyor bence. Yoksa edemediğinden değil dedim. Yok bence öyle bir şey yapmaz dedin. Ama onun başka bir şey daha demiştin az önce. Bence... Sadece konuşmak istemiyor değil. Bence hani... istemiyor abi. Çünkü 36 yaşında bir uğraşmak insanı... istemiyor. Hani bir de sosyal evet. hayatı da var diye biliyorum. Spor eğitmenliği mi yapıyordu? Öyle evet. hani o kadar öğrenciyle hani sana gelen insanlarla bir iletişimin var senin. Ve iletişimde kendini ifade edemeyen bir insan olarak kendini gösteriyor... olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o kadar bir birikimin olmuştur senin. Benden kaç yaş daha büyüksün hı-hı. ve ben şu an bu yaşta kendimi bu şekilde ifade edebiliyorsam senin hayli hayli etmen lazım. Ve bu kadar insanlar sana rahat rahat konuşuyorken sen onları onlar gibi değilim mi göstermeye çalışıp onlara bir duruş sergileyip artık yeter kapatın çenenizi gibi bir res çekemiyorsan ve insanlar bu kadar rahat konuşuyorsa ama kusura şimdi, bakma bana oynuyorsun. Ama şimdi mesela aslı astır olmayan bir şey söyleyeceksin sen bana. Ben onu savunmayı tercih etsem ayrı bir dert. Farklı yerlere yani, gidebilir konu savunma yani. Değil, susturabilir. Kardeşim sen ne benle muhatap olmadı ya. Hani i̇şte öyle bir tarzı yok ki adamın. Tarzı yok mu? Ya yok. Yeri, o zaman niye patlak veriyor? Bak bir insan ama oynuyorsa... Ama biz bunun tartışacağım seninle gitme başımdan diye bugüne kadar söylediği bir şey görmedik bak ki. Bak şimdi Osman Can başından beri hep hırslı ve hep hataları hırslı olduğundan dolayı yapıyor değil mi? Evet. Ertuğ hep efendi gibi gözüken biri değil. Çünkü arada bir işte Nefise'yle bir şey o zaman ağzından pat diye bir şey çıkıyor. Ya da ne bileyim insanlara seviye yerler arıyorum diye bir şey söyleyebiliyor. Hani efendi olan bir insan ne orada eşeler gibi değil, o hareket yapar ne yükselir. İşte böyle gitgelli bir şey duruş sergilediği için ortada kaldığı için ben onun kendiyle dışarıya yansıttığı karakter arasında kaldığını düşünüyorum. Sana şu konuda katılıyorum. Bilerek efendiliği oynamak amaçlı olduğunu düşünmüyorum. Alma. Evet bazı anladın. Anlamda kendini böyle birazcık evet. daha kontrol etmeye evet. çalıştığını ama daha çok hata ve yanlış görüntü işte. Vermemeye çalıştığını ya da yanlış ağzından bir şey çıkartmamak için daha da ya bu içine kapanık da değil kaldığını ya. Düşünüyorum. Bu çalışmak da değil. Kendi tarzı olabilir. Ben tam mesela evet. benim kafamda hani sen mesela şey diyebilirsin. Ara ara böyle patlak verdiği için bence böyle bir adam değil diyebilirsin. Ama ben de diyorum ki hani ara ara bir iki tane ufak hata yaptığı için hadi büyük de hata büyük de diyebiliriz. Ara ara bir iki tane üç tane hata yaptığı için genel avrası adam bu değil diyemem. Yani benim gördüğüm Ertuğ'un genel tavrı biraz daha efendi, biraz daha konuşmalarda biraz daha seçici hı hı. bir adam olduğu üzerine. He. Mesela bir adam vardı terse denk geldiğin anda abuk sabuk bir hareket yapabilir anladın mı? Ama adam kendi doğal ortamında, kendi yaşadığı ortamda kibar, efendi. Hı-hı. Daha bazı olaylara daha yumuşak yaklaşan bir adam olur. Ama 2-3 tane ufak olayında sert bir şey yapmış olabilir. Arkadaşlar. Ama ben bunu şey diyemem. Efendi oynuyor bu adam diyemem yani. Bak, genel karakterine bunu evet. yansıtamam. Bak eğer bir insan, benim profilimdekini söylüyorum tamamen. Eğer bir insan efendi ise ağzından en ufak bir kötü söz duyamazsın. O insan her şeyle örnek. O hatasız bir adamdır. Yani. Hayır şimdi... hatasız değil abi hata da yapabilir ama hatası bile onun efendiliği sınırındadır. Bant eline basıldı demek ki bir yerde. Ya herkese peygamber yani. Sabrı yok ki ya. Yani herkese ya, peygamber sabrı yok yani. Kendini sadece... ifade edememesi ve şu an doğalında davranmıyor olmasının sebebi zaten kendini bir ya, türlü doğru bir şekilde yansıtmıyor yani anladın mı? Ben de diyorum mı? Ki doğalı zaten bu ama bazı koşullarda patlama ben yapabiliyor. Bence hiç doğalı bu değil. He. Yani... O yüzden ben şey diyemem hani hayatımda tanıdığım en hatasız efendi insanlardan... Ertuğ onlardan biri diyemem. Ama evet. bana göre genel olarak yumuşak başlı efendi bir adam bence Ertuğ.
İki tane, üç tane hata yapmış olması, genel olarak Ertuğrul bu böyle oynuyor, Ertuğrul aslında böyle değil diyebileceğim bir durum bak, ortaya çıkarmıyor. Ya da bu şartlar yani. Altında insan ister istemez işte kendini kapatabiliyor. Televizyon karşısında olmak belki ona farklı gelmiş olabilir. Hı. Yani izlediğimiz kadarını görüyoruz ama bilmediğimiz yanları da var bu insanların. Hepsi için söylüyorum. Bak Ertuğrul karşısındaki insanların baktığın zaman nasıl Aziz'in en başlarda çoğu insanla sıkıntısı vardıysa, şu anda da baktığın zaman hemen hemen bir sürü insanla Ertuğrul'un bir problemi var. Karşı takıma gitti. Tamam, söylemleri bak, karşısındaki insanların ona karşı söylemleri çok fazla. Ben buna katılıyorum. Hı-hı. Ama karşı takıma giden bir Ertuğrul var ve Özgür gibi bir insan, hiç kimseyle bir problem yaşamamış ve bütün problemlerden kaçmış bir insan bile Ertuğrul'a karşı artık dolmuşlukla cevap verebilecek dereceye geldiyse ona, tamam, ben Ertuğrul'da bir problem vardır derim. Ya problem zaten var. Zaten bu problem takıntılı bir insan olması, işte içine kapanık bir insan olması, kendini doğru ifade etmemesi, bunlar Ertuğrul'un problemleri ama zaten. Ama bak isteyince ediyor, final konuşmasında seni almadı mı tesiri altına? Tamam işte, çünkü bak, niye biliyor musun? Birisi laflarına girmeyince, işte onun kafasını karıştırmayınca daha sakin konuşabiliyor Ertuğrul. Demek ki işte en büyük problemlerinden biri kafası karıştığı an bir yere, başka bir yerlere gidebiliyor, kaçabiliyor. Ya bir dakika önce karıştı kafası, ne çabuk toparladı cümlelerini. Ertuğrul'cum çok güzel oynuyorsun bak. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel. Arkadaşlarımız bile inandı buralarda, görüyorsunuz. Ama Ayşe kül yutmaz. Ayşe'yi kandıramadım. İşte Ertuğrul bu kız yutar mı? Bak hakim yasalarımı da aldı burada oturuyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de kolay kolay bu kadar beni kimsenin kandırabileceğini düşünmüyorum. Gözünden ya, enerjisinden anlayabiliyorum. Tamam, Dora ile aynı yaşlılar hemen. Bu kadar Dora'ya rol sorayım, yaptığını asla düşünmüyorum Ertuğrul. Dora'ya sorayım. 36 yaşında adamsın sen, tamam mı? Tamam. Sana bu kadar kolay lafları söyleseler ve sen efendiliğini tamam, bozmadan bile cevap veriyorsun. Bir dakika, bana söyle. Sen 36 yaşında adamsın. Sana bu kadar rahat kelimeleri, cümleleri söyleyebiliyorsalar eğer, hı, sen onlara efendiliğini hiçbir şekilde bozmadan yine cevabını güzel cümlelerine şu an konseyde kurduğun gibi verip susturabilir misin onları? Susturursun. Ben Ertuğrul muyum? Ertuğrul'sun. Sen şu an Ertuğrul'sun. 36 yaşında adamsın. Hayır, sana bu kadar rahat konuşmalar tamam, gelindiğinde tamam, ne tepki verirsin? Eğer, bir dakika, şimdi benim eğer tarzım, arkadaşlar bir saniye tarzı konuşmaysa bunu yapabilirim. Ama oradan Aziz'e ayrı yerden, Osman'a ayrı yerden, Nefses'e ayrı yerden, zaten konseyde potadayım, zaten açım, zaten dokunmazlık kaybetmişim. Öyle bir durumdaysam nasıl, ne tepki vereceğim ben de bilemem. Bazen sakin konuşurum, enerjim yoktur. O anda enerjim vardır, sert konuşabilirim. O anda birinin başka bir açına aklıma gelir, başka bir şey konuşurum. Ya bunlar çok ufak tefek detaylarla değişebilecek ameller bunlar. Ben Dora'ya bilerek yani sormadım. Dora çünkü sustururdu onları. Ben Ertuğ'u yerine koy dedim ki sana, Ertuğ gözünden konuş. Yoksa sen hayatta konuşturmazsın onu ben mesela. Ben konuşturmam, yani ben ayrı bir şey. Ben bana, işte bana aynısını bekliyorum. 36 yaşında adamın benim üstüme geliyorsunuz demek yerine, mağduriyet yaratmak yerine gerçekten, eğer deseydi ki ben 36 yaşında adamım abi, size ne oluyor ya? Hani böyle nasıl konuşabiliyorsunuz dese, asıl mağdur işte o zaman oldu. Diyor ama bunu dediği zaman da ciddiye alınmıyor ki Ertuğ. Ya niye bana bağıramazsınız? Niye bana bağırılıyor? Abi bir insanın, bana niye sesini yükseltiliyor? Bunları söyledi bu Ertuğ ama yine de mağdura yapma ya deyip dalga geçildi Ertuğ'un bu tepkisiyle. Öyle düşün. Bir insanın davranışı karşısındaki insanın da davranışını belirler. Eğer sen hiçbir şekilde konuşmayıp, hiçbir şekilde kendini onlara karşı ifade edip susturmayıp, onlarla sen de uğraşmaya başlarsan ve bunun altında ezilirsen, böyle mağduru oynamak zorunda kalırsın. Ki çok da güzel oynuyor bu arada. Tebrik de ederim Ertuğrul. Tamam Ayşe'cim, tabii ki aynı düşünmek zorunda değil. Tabii ki değil. Bu benim düşüncem diye girdi. Kemal abicim ne düşünüyor acaba bu konuda? Değil dedi o. Ben tenis maçı izler gibi izledim. Top bir orada, top bir burada. Bir orada, bir burada. Tenisçiyi arada, bu arada biliyorsunuz. Arada hakemi de çarptı orada. Arada mı? Arkadaşlar, özetini söyleyeyim mi? Oscar'lık oyuncu yaptı Ayşe Ertuğrul. Özetini söyleyeyim mi? Evet. Ben, oynayamıyor da kekeliyor çünkü zaten. Sevgili kardeşim, Ertuğ'un eşinden bir şey rica ediyorum. Ertuğ özel hayatında nasıl? Bize en doğru açıklamayı, en doğru konuşmayı yaptıracak kişi odur. Arkadaşı katılmıştı. Hatırlıyor musun? Biz bugüne kadar Ertuğrul'un kafasından ne geçtiğini anlayamadık. Bakalım evet, siz anlayabilecek misiniz evet, demişti. Evet. Kendi, onlar bile çözememiş herhalde. Demek ki böyle bir insan. İşte onlar o zaman şu var. O zaman Ertuğrul'un davranışlarında problem var. Var var. İşte bu davranışlarda problem olduğunda biz Ertuğrul burada konuşuruz. Kesinlikle. Hayata her zaman farklı katılırım, bakan bir insan. %100 katılırım. Dışarıdan baktığımda evet, bu şekilde mağduriyeti yatıp oynadığını düşünürüm. Sana da katılırım.
arkadaşı bunu söylüyorsa özel hayatında da böyle birisi. O yüzden buna en iyi cevabı verebilecek insan, o yüzden dedim hani eşi, sevgili kardeşim arasa bize bir done verse Ertuğrul böyle böyle, ama benim mantalitem, benim şu anki Kemal Özcan'la duruşum o zamanki 36 yaşımdaki de çok farklı olur. Şartlar ne olursa olsun. Abi, masaya en az 15 defa yumruğumu vurmuştum. Bak Donemiz Survivor işte 4 aydır bak, izliyoruz. Bak ben de diyorum ki masaya yumruğumu vurmuştum. Bir sakinlik, iki sakinlik, 10 sakinlik, 20 sakinlik yeter. Ha, efendim, benden küçüğü de bana konuşuyor. Ya. Benden büyüğü de bana konuşuyor. Ha? Haklı olduğumda da konuşuyorlar. Haksız olduğumda da konuşuyorlar. Her hareketime isyan ediyorlar. E yeter arkadaşlar. E tabii ya. İş istemiyorum. İşinize gelirse. Ben buradayım. Ben böyleyim diyeceksin. Kesip acı. Ertuğ bu noktaya getirmiyor insanları. Bak arkadaşları bile eğer Ertuğ karışık konuşulsun bir insan diyorsa kusura bakma da ben karşısındaki 5 tane 9 tane yarışmacımı da yedirmem yani. Baktığın zaman da karşısındaki insanlar hep ona mağduriyet yaratıyor gibi hep üstüne gidiyor gibi gözüküyor ama bunların sebebi eğer onun karışık davranması, net davranmamasıysa evet, ona da evet, mağdur dedirtmem yani. Evet. Evet bakalım Ertuğ'la ilgili konular nerelere gidecek ben bak, çok merak ediyorum. Bak bir saatte konuşur ya Ertuğ bunun bilinçli yani Ayşe'ye evet, katılıyorum abi. Bilinçli de yapabilir ya yapabilirsin. Yapar. Ben, İstese yapabilir ama performansında belki bence gündeme hiç böyle bir şeyin altında bunu ay benden konuşulsun gündem olayım ya, mağdur abici, olayım o değil bak, diye bir bırak, hareket bırak yaptığını düşünmüyorum. Sen şu ana kadar masaya yumruğunu vurur muydun? Yani her dört kişiden oydum, dördü de vuruyorsa vurur muydun? Vurdum. Bitti. Abi Ertuğ'un... Reklam hadi buyurun. Evet reklamlar hadi, reklam geldi efendim. Peki, reklamlardan sonra buradayız. Evet izledik görüntüleri. Yine tabii ki dünden gelen görüntüler, konular devam ediyor. Özellikle Ertuğ konusunda. Nasıl değerlendirirsiniz Kemal abicim? Ben başka yerden gireceğim şimdi. Nereden başlarsan tabii ki. Dedim prodüksiyonum çok yumuşak kalpli ya. Bunu bir kez daha hissettim. Vermiş değil mi? Nereden? Dün dedik ki çadırlardaki o tenteleri kaldırmışlar. Şimdi tam tersi bençin üzerine bile gölgelik koymuşlar. Yani, demek ki hava hani, şartları, hava şartları çok yoğun. Evet. İşte hani bir tamam ceza verdik hani bir bölüm verdi bir bölümlük verdik. Ondan sonra tekrar baksın Nefsen'in yüzü çok soyulmuş aynen ya öyle güneşten. Evet. Çok çok güney var. Yani diyorum ya prodüksiyonumuz gerekeni yapmış. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Öbür tarafa da gelince evet dünün devamı devam ediyor. Bence daha da devam edecek görüntü. Artık mavi takım da Aziz'in yaptıklarını sorgulamaya başladı. Işte. Burada bir şey var. Şimdi tamam dünden beri algıyı yaptınız, ettiniz. Bir isim ortaya atmanız gerekiyordu. Yapıldı, edildi. Ertuğ'u yazdırdın. Şimdi bugün kırmızılar kaybederse algı kimin üstüne olacak? Aziz. Kırmızı kaybederse ona izin bence verir mi? Vermemeye Aziz çalışır ama... Cansu'ya mı yapacaklar yoksa? İşte burada bir soru işareti var. Hmm. Burada bir soru işareti. Çünkü bu olayların için olmayan kişi kim? Cansu. Eğer bugün o Cansu'yu yazarlarsa büyük o kıza hata, yanlış hata, yaparlar. O hata o kıza yanlış yaparlar. Evet, eğer hata kaybettiklerinde. Başarıları çok iyi bu arada. Dün de 4'te 3 yaptı Cansu evet, bu arada. Bize görünmeyen, görünmeyen kahraman ya. Cansu sessizce o kadar... Aynen öyle görünmeyen kahraman. Yani, emin adımlarla. Ne yapıyor abi? Kızın yaptığı şu. Kendi işini. Çıkıyor, yani performansını gösteriyor. Ne dedikodunun içinde, ne olayların içinde, ne takım arkadaşlarını negatifliğe götürecek bir pozisyon içinde. Sadece takımına sayı kazandırmak için mücadele ediyor ve gerçekten bir duruş, karakter sergiliyor. Helal olsun kardeşim. Seni övmeye devam edeceğim. Seni sonuna kadar öveceğim. Çünkü sen bunları sonuna kadar hak ediyorsun. Kırmızı takımda hakkaniyetli bir pot olması için genelde böyle 4 dokunulmazlığı kaybetmeleri gerekiyor. Hepsi çünkü girsin. Evet çünkü işte Osmancan, Aziz falan hepsinin birden potaya girebilmesi için maalesef 4 dokunulmazlıkta gitmesi lazım kırmızılardan. Ama nedense bir bugün mavi takım kaybetmiş hissi geldi. Öyle mi geldi? Öyle niye? Mi? Nereden seyrediyor? Görüntü mü? Konseydeki böyle bir yıkık duruşlarından. Yorgunlardır. Belli olmaz o işler. Bizim bilemedim. Prodüksiyon ters köşe yapmayı seviyor biliyorsun. Evet tabii ki. Ama yine de his. Bana şey dikkatimi çekti. Şimdi mesela Ertuğ gıybet masası diyor. Şimdi arkadaşlar siz az önce kendinizi itiraf ettiniz. Konseyde oturmuşsunuz, konuşmuşsunuz. Ertuğ alsak mı almasak mı beyin takımı olarak? Hı. O beyin takımı... Hadi adına gıybet masası demiş olmayın. Yani gıybet... Ama toplamışsınız orayı. Gıybet masası yani olmasa da Ertuğ şöyle, Ertuğ böyle, Ertuğ burada böyle yapıyor. Karşı taraftan onu alsak böyle olur. Şimdi bu bir adamın hakkında
iyi konuşmuyorsan bir şekilde gıybet masasına dönüyor yani. Aynen, Ertuğ, hani vur bunu, şuymunu be kardeşim, evet, artık masaya be. Vur yani be Ertuğ be. Tabiri buysa siz bir maalesef... Bir verse cevaplarını, tamam diyeceğiz işte bu ya. Yani takımla, bence bir patlama yaşayacak evet, Ertuğ ya. Yani takımda evet. Şimdi tamam hani bir mağdur kelimesi kullanıyoruz ama şimdi bir adam dışarıda kalıp da diğer herkes, Cansu'yu tenzih ederim. Cansu hariç herkes o adamı takıma alalım mı almayalım mı, iyilerini kötülerini masaya yatırıp hiç... Acun Bey'in de söylediği gibi hiç iyi bir tarafını bulamayıp sadece hani kas gücünden, fizik gücünden faydalanım olarak alıyorsan sen orada adamın kötü özelliklerini konuşmuş oluyorsun. Herkes demek ki, dediğimizde Nefise, Osmancan yani, ve onlara yanaşmaya çalışan bir Aziz. Yani takımın %60'ından bahsediyoruz evet. Zaten yani. Hani düşünsene bir de o psikoloji için takımda senden hoşlanmayan ama acaba bizim takıma girsin mi girmesin mi diye konuşulan bir masa var. Buna da Ertuğ'un herhangi bir tepki vermesi normal. İster gıybet masası der, ister büyük konsey der, ister kurtlar sofrası der, her şeyi diyebilir yani. Aziz'in hareketlerini artık mavi takım da, benim hoşuma gitmeyen hareketleri artık mavi takım da fark etmiş zaten. Yani abuk sabuk her yerden vuruyor. Konuşmayın zaten VTR'nin şeyinde de ufak kesitinde de konuşmaya Aziz'in girdiğini görüyoruz. Evet. Performans olarak hani diyor ya, kendisi benimle konuşuyor diyordu ya az önce. Aynen. Ne performans, aman ne performans diye Aziz girmiş zaten muhteşem konuşmaya. Performans. Yani burada Aziz kartlarını artık yanlış oynamaya başladı. Artık kuyruğu da yavaş yavaş titreyecek gibi gözüküyor. Açığı yakaladı mı sektir. Artık yakalamasa, artık yakalamasa gerek yok ki. Baksana yani Survivor'ın ilk aylarından itibaren olan muhabbeti kendi adada yokken bile olan muhabbetleri artık sunmaya başladı. Evet ya. Artık kartı biliyor Aziz'in. Aziz sağdan soldan kart toplamaya çalışıyor. O da duyduğu kulaktan dolma bilgilerle. Ya sen ne biliyorsun Aysu'yla alakalı Ertuğ'un ne konuştuğunu? Orada mıydın? Veya İşte. Gidip ekipten görüntüleri mi istedin? Bakalım ne konuşuyor diye ki öyle bir görüntü biz de görmedik Hayır, ama zaten. Ama Ertuğ kendisi şey diyor... Evet Aysu'yla iyiydik ama gittikten sonra Aysu'nun kötü söylemlerini duyduk diyor. Evet, ben de bununla ilgili söyledim. Hani gittikten sonra kötü şeyleri söyleyince duyunca farklı söylediğini duydum. Söylüyor ama kendi de kabul ediyor. Konuyu ortaya Ertuğ atmıyor mu sonuçta? Evet yani, atmıyor ama da... ortada da değişken olan bir şey yani bu durumu değiştiren bir şey var yani. Ertuğ Aysu varken iyi davranıp sonra gitti diye bir anda bir şey söylemiyor. Aysu'nun söyledikleri üstüne Ertuğ'un fikri değişmeye başlıyor. Yani sonuçta bunu yaptığını kabul ediyor ama. Bir dakika, şimdi öyle bir algı var ki sanki sadece Ertuğ Aysu'yla alakalı evet. Konuşmuş. Halil'de bunu herkes bütün, Buse'de bunu yaptı. Bütün takım Nefise konuşuyor. Başı Halil. Bütün takım Başı Halil. Bütün Buse takım, götürdü hatta. Bütün takım konuşuyor ama nedense bu konseyde Ertuğ'un Aysu'yla alakalı söylediği laflar ortaya dökülüyor. İşte saçmalık burada. Artık laf edecek bir şey bulamayıp aylar öncesinden konuları tekrar gündeme getirip sunmaya başladı. Şimdi komik değil burada işte. Ama mesela seremonide de diyor ki şey arkadan konuşup yüzüne gülüyor. Bence ağır bir itham. Bence bunu yani 10 insandan 5'i söyleyebilir. Çok fazla bir ağır itham gibi gelmedi. Ama hani bunu demelerinin sebebi de işte bu Aysu muhabbetinden dolayı. Arkasından konuşuyor yüzüne gülüyor, hani gülüyor muhabbeti ama zaten onun aslında arkasından konuşup yüzüne gülmüyor aslında Aysu buradayken. İyi. Herkes iyi ama zaten. Gittikten ama söylediklerinde Ertuğ da bunu oluyor. Kabul ediyor mesela. Hani dese yine dememesinden dolayı bir şey Aysu yok gerçi. Ama adada şu an. Evet. Öyle düşün. Hayır onu demiyorum. Arkasından konuşup yüzünde güleceği bir Aysu yok. Tabii ki yok ama onlar onu dediği zaman yine kabul eder bir Ertuğ oluyor. Hani tam aksine böyle fikrim bir şey. Fikrim değiştiği kabul ediyor. Fikri değişmiş Aysu'ya dair demek ki. Yani varken Aysu'yla iyiydim ama Aysu'nun bu söylediklerini o gittikten sonra duydum. Bu söyledikleri de benim Aysu'yla ilgili fikrimi değiştirdi demek aslında. Bir insanla alakalı sürekli kötüleri duyduktan sonra bile zaten aynı fikirde olursan bu duruşsuzluk olur tabii yani. Ki. Düşünsene ben seninle iyi geçireceğim. Sen sonra arkamdan konuşacaksın. Sonra ben seninle iyi geçinmeye devam edeceğim. Bunu yapsam o zaman diyeceksin bana sen duruşsuzsun diyeceksin o zaman ondan sonra. Yani aynen. Nereye gitse adam yanlış yapıyor olacak yani. Hayır. Yüklenecek yer arıyorlar. Başka bir şey değil. Ondan bahsediyorum. Hayır, arkadan konuşup yüzüne gülüyorum. Ağır bir ithamsa o zaman arkasından ağzına çakarım. Ağır bir itham bence yani. Ağzına çakarım demek mi daha ağır bir itham yoksa arkadan konuşup yüzüne gülmek demek mi tamam, yani? Tamam okey. Bana göre... İkisi de ağır bir itham. Yok ben kesinlikle o ağzına çakarım ya da işte laf çaparım konusu yanlış. Ertuğ'a yakıştıramadığım bir tavır. Ama yani konular çok başka yerlere çekiliyor bir şekilde yani burada. Maalesef. Yapacak bir şey yok diyorum. Bakalım Ertuğ'un bu anlamda bir patlaması olacak mı merakla bekliyorum. Peki kim kazanır sizce bu akşam? Öyle bir sorayım genel. Ben de tam tersi hani maviler kazanmış sinyali. Bana geçen bölümü. Heyecanlı bir oyun. Aynen öyle. Kırmızılar gene bir aday çıkaracaklar gibi geliyor bana. Öyle mi diyorsun? Ben de şimdi çok güce dayalı aslında bir şey. O düşen küp, onu itmek, sonuna kadar götürmek. Küp ama çok ağır bir küpe benzemiyor. Biraz ama yine böyle... kontrol etmek, sonuçta evet. Kontrol etmek o mesafede saniye kazandırır.
En sondaki atışa da bağlı tabii, ayrı konu da. Bana da kırmızılar bu sefer kazandı gibi geldi. Bilmiyorum. Sen de kırmızılar dedin. Ben de kırmızılar dedim. İki. Ya ben bu konuda hep patlıyorum ya, yemin ederim, ama bu sefer ben de kırmızı diyeceğim. Çünkü güce dayalı. Bir de peki, hani kırmızılar zaman... kazandı diyelim. Maviden kim yazılır? Buse herhalde. Kürşat ya da bence de Buse o zaman. Buse yani bize Kürşat seviliyor gibi ama. Buse epeydir görmüyoruz bir de. Evet. Yani sesi de çıkmıyor. Sesi de çıkmıyor. Bak. Nasıl ne, finale ne, geldi? Hayır, bu kadar ne kadar kötü müdür değil mi? Ertuğ konuşuyor, niye konuşuyor? Buse konuşmuyor, niye konuşuyor? Ama hani arkadaşlar siz de bir ortasını bulun ya. Aslında Ertuğ da niye konuşmuyor? Bir ortasını bulun ya. Hani kendinizi ifade edin, konuşun, şey yapın ama uçlara gitmeyin. Evet. Yani ne sessiz kalmak, ne en tepte olmak, en tapta olmak yani, iyi bir şeydir. Ortalarda da konuşuyor yani. Nasıl bu zamana kadar bu suskunlukla gelebildi? Yani çok ilginç. Şimdi bak, ya. İlişkiler. Çok ilginç. İkili ilişkiler. Tabii. Kürşat'la olan diyaloğu. Yani çok iyi takımlara... de gibi gelmiyor. Seneyle karşıdayken kavga ediyordu. Geldi şimdi can ciğer kuzu salması bak, gibiler. 6 kişiydi değil mi YouTuber'lar? O 6 kişi. 3-3 ayrıldılar. 3-3 ayrıldılar. O 6 kişi ne olursa olsun birbirlerine hep dirsek temastaydı. Onu öyle bir takımlara da empoze ettiler ki yani hangi takımda olursa olsun oraya da bir kaynaşma içine girdiler. İşte Kürşat'la da Buse bunun karşılığı. Performansı iyi mi? Değil. Ama dediğin gibi nasıl bu zamana kadar doğru kaldılar? Ilişkiler. Doğru şimdi ilişkilerle hoştan, hareket ettiler. O açıdan baktığın zaman şimdi ben aslında... Ben arkadaş canlısı bir insan Buse. Normalde hani iletişime kuvvetli bir insan olduğunu düşünüyorum Buse'nin. Tabii, tabii. Ama biz o yanını çok fazla göremedik. Evet. Belki birebir de daha biraz fazla biraz daha çıkar kurdum. İlişkileri Buse'nin kurdum. Buse'nin barış diyorum. Hakkında söylemlerinden dolayı... Ona küçük bir sistemim var. Birazcık çıkar ilişkisi var. Bu arada bu var. Sen YouTuber'lar dedikten sonra dikkatimi çekti. Şu anda hala Buse, Kürşat ve Yusuf bence o mavi üçlü olarak devam edebilirler. Mavi takımın içerisindeki bir üçlü bence. De. Yusuf YouTuber değil ama. Yusuf değil hayır. Mi? Yok hayır. Şey, YD olarak devam edebilirler. Şey olarak evet. Peki. İlk başta aralarına alınma muhabbeti vardı ya. Bir selam göndereyim. Efendim. 5 yaşındaki bir evladımız bizi aynen izliyormuş. Doruk Çakan. Bak 5 yaşında... Survivor'ı izliyorsa, bizi izliyorsa demek ki biz bir yerlere hitap ediyormuşuz. Onu gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Allah korusun onu. Ailesine de selamlar olsun. Doruk'cum biz de seni öpüyoruz kocaman. Görüşürüz. Doruk'cum. Ben de mi Ozan? Herkese iyi pazarlar, iyi evet bölümler. İnşallah Galatasaray kazanır bu hafta. Ben de onun temelisinde bulunayım abi. İnşallah. Herkese iyi hafta sonları. Ben o konuda hiç yorum yapmıyorum. Ya sen de söyle, ben de Fenerbahçe kazansın. Ben de tabii Fenerbahçe evet kazansın. İlk defa söyledim ben bak. Özel bir hafta oldu. İkiyiz yani. Hayır, ben haksızlık oluyormuş gibi. Ya benimle biz konuşuyoruz, sen konuşmuyorsun, haksızlık oluyormuş gibi. Ya ben sen de söyle abicim. Yani. Herkesin kalbimden geçeni evet biliyorlardır seyirciler diye düşünüyorum. Fenerbahçe kazanır inşallah. Size de keyifli neyse, beraberlikler çok diliyorum. İnşallah kazanırız diyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın hafta içi masasıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.